İzleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bravo. Çok güzel. Harikasınız. Şahane seyircimize teşekkür ediyoruz. Bazen gösteriye çıkmadan önce o günün anlam ve önemi, önemli bir güne denk geliyor mu diye bakıyorum. Bugün, yani yayınlandığı gün, programımızın 6 Haziran, Dünya Diyetisyenler Günü'ymüş. Bu anlamlı günü ben kutlamasam olmazdı gerçekten. Böyle bir gün olduğunu öğrenince ilk diyetisyenimi düşündüm. 12 yaşındaydım. Orta 2'ye gidiyordum. Ferda İpek, Bursa'daki ilk diyetisyenim. Buradan selamlar olsun. İlk defa peynirin kibrit kutusuna sığacağını bana öğretti. Daha sonra binlerce diyetisyenim oldu. Buradan hepsine selam olsun. Az ama sık yeler. Köfteyi avucun içi kadar büyüklükte yemen gerekiyor diyenler. Efendime söyleyeyim, yani birçok bana taktik veren, üzerimde emeği olan bütün diyetisyenlere teşekkür ediyorum. Çünkü ben de kişisel olarak diyette bu yıl tam 25. yılımı doldurdum. 25 yıldır üzerimde emeği olan tüm diyetisyenlere buradan selam olsun. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve bu diyet yolculuğumda beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir dostum, bir arkadaşım bugün aynı zamanda konuk yorumcumuz olacak. Alkışlarınız bu diyet ve bu hayat yolculuğundaki en şahane yol arkadaşıma gelsin. Oğuzhan Koç geliyor. Selamlar, merhaba. Hayatımda ilk defa böyle takdim edildim. Diyet arkadaşım, diyet yolculuğumun en büyük yoldaşı. Ya konudan bağlarken biraz saçma oldu, haklısın. Seyirci de beklemiyordu, biliyor musun? Gerçekten. Seyircinin beklediği kişiyi söyleyeyim mi? İlk diyetisyenimi bekliyordu. Yani şu an kafa aşırı kıyım. Halbuki sen beni ilk yoldan çıkaransın. Yani her diyetimi bozan... Yapma. Evet. Hayır, ben yardımcı olması açısından birçok kötü alışkanlığa bulaştırdım seni. Hani bak, iştahın kesilir, şöyle yap, böyle yap. Hayır, sen olmadı benim mı yanımda her zaman bu yediğinin daha lezzetlisi vardır diyendin. Ama demek ki başarılı bir diyet arkadaşı değilmişim. Çünkü başarısız şu an. Hayır, yani. Hayır. Baktığında sen başarılısın. Sen her zaman beni yoldan çıkarmışsın. Aa, yani evet, sen, eyvallah. Sen konuda çok iyisin. Teşekkür Hoş geldin ederim. Kardeşim. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Hoş geldin. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Oğuzhan Koç, bu sahnede ne skeçler oynadın, neler yaptın, neler oldu. Şu anda evet. Yine BKM Mutfak, çok güzel hareketler sahnesindesin. Ne hissediyorsun? Bir oradan başlayalım. Yani az önce sen açılışı yaparken de şurada gezdim, storyler falan çektim gizli gizli. Tabii tabii, her şeyi yaptım. Çok güzel. Dekoru çektim. Hakikaten burası çok büyülü bir yer, özellikle bizim için. Yani böyle buraya girdiğimde evimin salonuna giriyormuş gibi hissediyorum kendimi. Her şeyin başladığı yer. Arkadaki telaşı özellikle gördüm. Çok güzel empati yaptım. 10 yıl, 12 yıl geriye gittim. Ben de öyle heyecanlıydım. Ben de öyle gergindim. Arkada şöyle bir telaş var. Skeçler beğenilecek mi? Güzel olacak mı? Ezberler tam mı? Kostümler oldu mu? Aksesuarlar var mı? Gerçekten şu an onların yerinde olup bu heyecanı yaşamadığım için hiç üzgün değilim. Hiç değilim çünkü inanılmaz gergindi. Ama çok keyifliydi. Derslerle doluydu bizim için. Güzel oldu mu? Finali çok güzeldi bir kere. İnşallah bugün de öyle olacak. Aynen öyle. Umarım bugün de çok eğleniriz. Ben eğlenmeye geldim. Hep birlikte eğleneceğiz inşallah. Oğuzhan Koç, alkışlarınızla çok güzel hareketler başlıyor. Buyurun. Merhabalar.
Sıradaki skecimizin ismi Arkadaş Buhran'ı. Safa Sarı yazdı tek başına. Safa'nın tek yazdığı ilk skeci abi. Bu bir ilk. Evet abi. Alkışlar Safa'ya evet, gelsin. Evet Safa'ya gelsin. Hatta Batuhan zil mi çalsan? Hadi gidiyorum zil o zaman. Peşin adım. Bir tane tak yap böyle. Tak hani, yapayım. Sındıralım. Başına... Evet bir tane skeç yazdı zili. Evet Safa. Evet. Oynanmadan zil alan ilk oyuncu olarak... Destek zili değil mi destek bu? Destek zili. Kesinlikle öyle. Konu ne Batuhan? Skecimizde çiftlerin arasında yalnız kalmış birini hikayesini izleyeceğiz. Seni yazmış. Evet. Evet. Sen öyle biri değil misin? Ben hep öyle görüyorum kuliste falan da böyle. Evet. Genel olarak yani çiftlerin yanındasın ve yalnızsın. Yalnızım. Ve mutlusun da ama. Mutluyum. Zaman zaman hani. Dramatik bir, hiç böyle dramatik bir an oluyor mu? Abi yaşadım öyle bir an ya. Nedir? Bu yasaklardan önce bir yılbaşı kutlamasını hep beraberdik çiftlerle. Ve ben tek başıma katıldım o kutlamaya. Böyle geri sayım zamanı geldi artık. Ben de böyle televizyon karşısına geçtim işte 10, 9, 8 falan. Etrafıma şöyle bir baktım. Herkes işte sevgilisiyle, eşiyle yan yana. Bayağı tek başıma 10, 9, 8, 3, 2, 1 mutlu yıllar falan bir baktım. Bayağı tek başımayım. Peki bu kadar aşk şarkıları yazan, bu duyguyu derinden bilen ama dışarıdan hiç belli etmeyen biri olarak... Batuhan'ın yalnızlığı yakışıyor mu? Bu sorunu çözebilir biri mi sence tip olarak, tipoloji olarak? Bu bir sabah programı sorusu değil mi? Bu, ben bu konuda... Ben sadece şarkı yazıyorum bu yani. Çocuk, bu çocuk nasıl... Bunu ben çözemem. Bu benden bekleme bunu. Nasıl sevgili bulur? Bilmiyorum. Sosyal bir adam da çok da tatlı bir adam. Evet senin yalnız kalmanın altında başka bir sebep olmalı ya. Sen yalnızlığı biraz seviyorsun ve çaktırmıyorsun sanki. Evet ya. Biraz seviyorum. Bir işine geliyor bu durum. Zaten tek dezavantajının yılbaşında 3-2-1 deyince yaşamış. Yani olur kalan düşün. 364 gün çok okey duruyor bu durum anladın mı? Rahat ya. Değil mi abi? Evet abi ya öyle çok böyle hani şey yapmak gibi bir seyircimizin şey. Arasında var mı? Müzmin bekar. Müzbin bekar. Müzbin bekar. Üzgün bekar diyeyim ben daha rahat olsun. İyi akşamlar önce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz neydi? Alper. Alper Bey. Aynen. Yalnız mısınız? Evet şu an yalnızım. Yani 1 Mayıs'ta bir bilet aldık 1 Haziran için. Normal bir kız arkadaşım vardı. 17 Mayıs'ta sevgili olduk. 23 Mayıs'ta ayrıldık. 1 Haziran'da buraya geleceğiz. Ayrıldık konuştuğumuz konu şu. Hani gidecek miyiz? Gitmeyecek miyiz? Gitme kararı aldık. Bizim de bugün son günümüz yani burada. Aa. Burada mı kendisi? Burada konuşmak ister mi bilmiyorum ama buradadır yani. Ne biçim hikaye bu ya? Olaylara bak. Aa. Buradasınız ama yani birbirinizin buraya geldiğini görmediniz abi. Yok yanımda şu anda konuşmak ister mi bilmiyorum. Yanında oturuyor. Hayır burada gelmiştir falan deyince ben balkondan falan biri bekliyorum. Falan hani. Hayır dedim bileti de öyle mi almış yani bir tane oraya bir tane buraya ayrı falan. Ayrı yerlerden ya ayrılırsak diye. Evet. Yani bir konuşmak ister misiniz? Hayır mı? Gerçekten. Ana çok enteresan konu. Montajda atarız kız anlat azıcık çok güzelmiş ya. Vallahi çok enteresanmış. Tiyatroya olan tutkunuz yani ilişki bitmesine rağmen. Evet. Ben o ya da bilet yanmasın telaşınız. Gerçekten şahane. İnsanlar birlikte olabilir, ayrılabilir ama ikinizin medeni iki insan gibi tiyatroya gelmesi de süper. İnşallah buradan iş olumluya gider. Oğuzhan Bey ne demek istersiniz? Enteresan. Yani yengeden aldığım elektrik benim çok çok pozitif değil. Konuşmadı da. Hiç şakasına da girmedi. Ama bu hareket gerçekten çok güzel hareket. Evet. Yani tamam ayrılmış olabiliriz ama birlikte bir söz vermiştik. Güzel bir etkinlik var. Gidelim mi? Gidelim. Harika. Evet. Batuhan, taktikleri görüyor musun? Vallahi neler çok var abi. Çok kolay. İki bilet yan yana alıyorsun. Gidiyoruz diyorsun. İlelebet'te gidiyorsunuz. Her hafta bilet alacaksın. Tamam. Çok güzel. Aklımda bundan sonra. Çok güzel. Buyur Batuhan Bey. Arkadaş Buhran'ı geliyor. Safa Sarı yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Heh. Aşkım geldiler mi? Ha geldiler Yakup. Oturdular sohbet ediyorduk. Biz de seni bekliyorduk. Merhaba hoş geldiniz. Nasıl rahat geldiniz mi? Yakup saçmalama. Ya tamam ya anladık gelmediler. Heyecanlandım. Sonuçta Burhan ilk defa sevgilisiyle bize gelecek. Çift buluşması yapacağız. Tamam aşkım ama heyecanlama. Bak ne güzel şeyler hazırladım. Çok güzel geçecek bu gece. İyi hadi bakalım inşallah. Geldiler. Geldiler mi? Yakup. Tamam. Buyur Mahmut abi. Buyur ne lan? İroni mi yapıyorsun oğlum?
Kapıcı olan benim. Buyuru sen diyeceksin. Buyur Yakup Bey. Ne oldu abi ya? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Tamam. Ben çağırdım Mahmut abi. Sen çık. Zaten sinirliyim bak. Tamam. Söyle. Söyle. Gerginim bak. Söyle. Tamam abi sakin. Söyle. Ya söyle. Rica etsem bir tane doğum günü pastası isteyecektim ben. Çikolatalı olur. Kara orman meyveli olur. Tamam. Bana bırak. Sen bana bırak onu. Ben şov yaparım. Kimin doğum günü? Arkadaşımız Burhan'ın sevgilisi Ayyüce'nin. Ayyüce. Güzel isim. Ayyüce güzel isim. Tamam. Ona ben yaparım. Şişt, vekalet ver bana. Nasıl yani? Oğlum neyini anlamıyorsun lan? Vekalet ver bana. Pastamı almaya, aldırmaya, pastayla ilgili bütün sorunları çözmeye vekalet veriyorum. Kabul ediyor mu de bana? Pastamı almaya, aldırmaya, kabul ettin mi? Hiç beklemiyordum böyle bir teklif biliyor musun? Aşırı heyecanlandım lan. Kabul ettim. Bitti mi abi? Yok daha bitmedi. 200 lira ver, üstü kalsın de abi sen bunların daha iyisine layıksın de. Abi al şunu tamam ya. Al şu 200 lirayı. Ayyüce'nin doğum günü mü bugün? Evet ya, çok iyi denk geldi. Çok büyük eğleneceğiz. Rahat ol. Kadirler gelmedi hala. Gelirler tamam. Ha onlar burada. Ben tutuyorum ya. Abi sen niye insanları kapıda tutuyorsun? Oğlum bak ben gerginim dedim lan. Tamam. Geçin lan sizden. Allah Allah. Kanka hoş geldiniz ya. Hoş geldin Salih Aydın. Hoş bulduk canım benim. Biz geç kaldık değil mi? Ya geç kalmadınız ya. Oturun. Kaldık. Biz geç kaldık. Söyle bakalım Kadir niye geç kaldık? Benim yüzümden geç kaldık hayatım. Neden? Çünkü ben yolu karıştırdım hayatım. Özür dilerim ben. Özür dilerim hayatım arkadaşlarım. Aferin good boy. Tut çantamı ben tuvalete gideceğim. Lavabo nerede? Sağda ikinci kapı. Tamam sağ ol. Kadir oğlum bu ne lan? Ne kanka? Oğlum köpek olmuşsun. Ne köpek kanka ya? Kadir, az önce Saliha sana ödül maması verdi. Ha şey, en sevdiğim bisküvi de o benim. Ben çok demeyeyim diye az az veriyor bana. Oğlum, az önce kadın başını okşadı, good boy dedi. Sence bir de bir tuhaflık yok mu? Çok seviyor beni işte. Şeyden ya, kıskanmayın yani. Biraz feyiz alın bizim ilişkimizden. Kadir, çantamı getirsene be. Sağ ol canım, aferin good boy. Otur. Buranlar nerede acaba? Gelirler şimdi. Elleri kulaklarındadır. Tamam. Ha, gel. Kanka hoş geldiniz. Ayyüce nerede? Burhan? Kanka Ayyüce'ye bir şey mi oldu? Ne oldu? Lan oğlum söylesene kıza bir şey mi oldu? Ayrıldık lan ayrıldık. Ayrıldık. Ya oğlum ben de bir şey oldu zannettim ya. Evet. Yani hani başına kötü bir şey geldi gibisine. Başına bensizlik geldi. Benim başıma da onsuzluk. Ben onsuzum, o da bensiz. Neyini anlamıyorsunuz ya? Anladık. Her şey çok net. Ama sen yine de anlat nasıl oldu? Ha, ben şimdi bunu lisede gördüm tamam mı? Ben bunu aşık oldum. O kadar çok. En başından başladı ya. Kanka sonuna gel sonuna. Ayrıldık. Çok son oldu bu kanka. Yani ortadan sona doğru gelsen. Ben şimdi ailesiyle tanışmaya gittim. Çok iyiler. Allah razı olsun. 4x, 6x, 8x. Telefonumda mesaj geldi. Dur. Telefonda mesaj geldi. Okey. Telefonla bunun mesaj geldi. Ben de dedim ki, kimden geldi? Tamam. Kimden geldi dedim, mesaj dedi. O da dedi ki, ben dedi seni dedi her telefonumun mesaj atan hesabını mı vereceğim dedi. Ben dedim ki, vereceksin lan dedim, vermeyeceğim dedi. Vereceksin lan dedim, vermeyeceğim. Vereceksin lan dedim, ondan sonra öküz dedi tamam, bana. Tamam, sakin ol. Ben öküz müyüm? Hayır, öküz hayır. Müyüm ben? Sen öküz değilsin. Şu suyu uzak, tıkandı çocuk. Öküz dedi bana, ben öküz müyüm? İç şunu, iç şunu. Ya bir şey soracağım, yakınlarda ağır falan mı var? Öküz sesleri geliyor. Salih. Burhan, bana bak. Boş ver be, ha? Geçti ya. Vallahi buymuş biliyor musun? Boş ver deyince. Ya mal mısın be? Boş vermiş, iyi verdim git anasını satayım ya. Allah Allah, nasıl teselli lan bu? Kanka tamam, şunu dinle. Kanka, kendi kaybeder. Bu iyi. tamam. Bak sen lan. Tamam, bak bu benim çok sevgili aşkım Saliha. Bu da benim canım arkadaşım Burhan.
Aferin, güzel tanıttın. Ya kusura bakmayın, ben yani böyle bir günde böyle ortam bu şekilde gelmek istemezdim. Çok affedersin, ben gideceğim. Hayır, hayır. Özür dilerim. Yok, ben özür dilerim. Özür dilerim, gideyim. Tamam, gel bir dakika, gel. Arayacağız. Tamam, gel, dur bir dakika. Dokuzu gittim, evet. Tamam, dur. Ay Yüce'yi bir arayalım. Ay Yüce'yi arayacağım. Arayalım, tamam. Ha. Arasana, selam söylesin. Ara gelsin. Çok ya. Çok perişan da, pişman da. Tamam. Çalıyor bir saniye. Selam söylesene. Ne yap? Çalıyor, açsın. Alo. Şeydi, ne haberdi? Çalıyor bir saniye. Ha, alo. Alo desene. Bir dakika. Açma. Açmıyor işte. Açmıyor. Ha, 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 mesaj attı. Ay, ha, ne diyor? Mesaj attı bak. Ne diyor, merhaba mı diyor? Bak, ha, ne diyor bak. Ha, bak, Burhan'dan ayrılma. Bak, Burhan demiş. Ha, benim adım geçiyor. Burhan'dan, adım. Bak, Burhan'dan ayrılmak hayatımda verdiğim en doğru karardı. Yemin ediyorum yeniden doğdum. Beni bir daha aramayın. Yok ya, ya da. Yeniden doğdum demiş. Yeniden doğdum demiş. Ben gideceğim. Hayır. Özür dileyeceğim ya. Tamam. Affetsin beni ya. Yeniden doğdum tamam, dedi ben. Tamam. Yeniden gitme. Doğdum diyor. Çünkü doğdun Ay Yüce. İyi ki doğdun Ay Yüce. Ay Yüce bu mu lan? Bilerek mi yapıyorsunuz lan? Bilerek mi yapıyorsunuz? Ne oldu lan? Neye kaçırdım? Saat 12'yi mi geçti? Ne oldu lan? Ya sen nasıl bir adamsın? Nasıl nasıl? Sen nasıl duyarsız, sen nasıl umursamaz bir adamsın ya? Sana 200 lira verdik, evde pasta yapıp mı getirdin? Sorun bu mu? Değil mi? Değil. Ver lan 200 liramı. Allah Allah. Ver 200 liramı ver. Al 200 liranı. Of. Vekaletini al benden geri. Ver. Vermiyor. Vermiyor. Bu apartmanda yakacağım. Hepinizi içindeyken yakacağım. Beni var ya çıldırttınız. Allah belanı üstü versin. Manyak bu ya. Deli. Deli vallahi. Sevgilisinden mi ayrıldı bu? Abla ben duyuyorum ama seni ya. Ha, sevgilinden mi ayrıldın lan? Evet, ne konuşuyorsun sabahtan beri burada ya? Ne böğürüp duruyorsun? Bana söyle, ben çözeyim senin işini. Vallahi nasıl çözeyim? Çözerim çocuğum? Tabii ya. Söyle, kızın burcu ne? İşte terazi. Dönmez o, bitmiş o iş. Zabu. Zabu. Zabu oynuyoruz. Ne güzel evet. Dedin ya. Zabu, Zabu oynuyoruz, kafaları dağıtıyoruz. Hadi bakalım. Oyun burada. Aynen. O zaman kim kim olan? Tamam, 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 tamam. Ben aşkımla olayım. Tamam. Ben de aşkımla olayım. Aynen, tamam. Siz de ikiniz olun. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Olmadı. Çünkü ben Saliha ile olayım. Tamam. Sen Yakup'la ol. Tamam, 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 tamam. Çok gel iyi. Abi. Çok iyi. Yok, böyle olmadı. Böyle, böyle de olmadı. Olmadı. Böyle olmadı. Aşkım sen bize geri gel. Aynen. Sen bize geri gel. Ha. Şimdi böyle ben çok işli oldum. Evet, ben öyle. Sen sen de bize gel. Kime karşı oynayacağız? Ben. Lan ben yok muyum burada ya? Nasıl bir oyun lan bu? Amerikan oyunları mı bunlar? Ne yapıyorsunuz ya siz? Allah Allah, peliş muyum lan ben? Boynum neyse, pelişim muyum ben? Bana mı basacaksınız vıcık vıcık diye ses çıkacak? Ha? 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 Ya saçmalama. Şaka yaptık değil mi? Biz şaka mı yaptık? Şaka yaptık. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Allah Allah, oynamıyorum ben. Hayır, hayır. Hayır. Yok abi. Bak Burhan, üçümüzüz. Evet. Sen, hadi. Yakup, ben, onlar. He, tamam, öyle yapalım, öyle yapalım. Tamam, hadi oynayalım. Tamam. Tamam. Onlar başlasın. Tamam, siz başlayın. Al abi. Süre bende. Tamam. Sen kontrol et yasaklı kelimeleri. Tamam, hadi bakalım. Başladı. Aşkım, hani ben geçen gün ne yaptım? Gerizekalılık. Değil. Mallık. Değil, değil. Değilsizlik. Yok aşkım, değil ya. Hani bir şeyden sonra ben bir şey yapmıştım ya. Hani ne yaptın? Bir şey demiştim ben sana da. Falakaya yatırım dedim, onu mu diyorsun? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? aşkım, ondan sonra ya. Süre bitti. Ya ne dedim ki? Müşteri hizmetlerini ara dedin. Ne zaman dedim be? Falaka yatırdıktan sonra ayaklarımı kremlerken. Ya gerizekalı mal, öyle mi anlatılır ya? Tamam arkadaşlar, tamam, kavga etmeyelim ama ya. Kavga etmeyelim ama, böyle olmaz ya. Tamam. Hadi sıra bizde. Sıra bizde. Burhan, sen anlat. Sen anlat. Ama sen çok güzel anlatıyorsun. Tamam. Hadi. Tamam, hadi sen anlat kanka. Sen anlat, o zaman biz de şey yapalım, bilmeye çalışalım. Güzel. Bunları mı alıyorum? Al. Hadi. Tamam, başlıyorum anlatmaya. Kontrol. Süre. Baş. Bir insan, bir insana ne verir? Ne? Elini. Kalbini. Borç verir lan, borç verir. Ne kalbini, eli ya? Bas. İki insan düşünün, tamam mı? Bunlar ne olmadan, insanlık ne olmadan yaşayamaz? Aşk. Sevgi. Kadın. Erkek. Lan oksijen olmadan yaşayamaz.
Ne kadını ne aşkı ya? Ya ben uyanamıyorum ya. Ay ya, aşk süre geçiyor. Burhan süre geçiyor. Ne oldu? Ya adam gibi dinleyin o zaman. Bir tane yüksek kazanacağız, bir tane. Tamam, aşkmış sevgi mi? Başlık şey. Tamam bir daha. Böyle çok kalabalık, tamam mı? Çok böyle kalabalık bir yer böyle. Kapısı bir açılıyor, leş gibi kokuyor. Pıs diye açıldı kapısı, leş gibi kokuyor içerisi. Düğün salonu. Metrobüs lan metrobüs. Metrobüs açılıyor, ne düğün salonusu ya? Ya gelinle damat girdiğinde de böyle pıs diye ses veriyorlar ya. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim sallasın. Hani öyle bir... Ya ben anlamıyorum ya. Valla süre bitti, süre bitti. Ama tamam, kim kazandı şimdi? Ya aşkım işte oyunda kaybeden aşkta kazanır. Ha, öyle mi diyorsun? Ha? Öyle mi diyorsun? Evet, biz kazandık. Ay, biz kazandık. Biz kazandık o da bak. Ya sen de beni sevme biraz. Tamam, bekle, bekle. Bekle, bekle. Sarıl. Arkadaşlar ya biz ne yapıyoruz ya? Adam burada sevgilisine ayrılmış, biz burada birbirimizi seviyoruz yani. Ne yapalım? İçeride yapalım. Aa, saçmalama. Ya haklı haklı, biraz mesafe koyalım aramıza. Böyle mıç mıç olmayalım. Oyundan kötü davranalım gibi. Ben başlıyorum. Yapıştın be Yakup. Ben mi yapıştım senin tepene be? Sen yapıştın bana sülük gibi. Sülük falan abartmasak mı? Doğru dedin. Sülük abartı olur. O sonuçta faydalı bir hayvan. Sen kenesin kene. Ne kenesi be? Doğru dedin, kene de değil. Kırım Kongo kanamalı ateşisin sen. Yakup, ileri gidiyorsun ha. Azıcık da ileri gidelim ya. Senle oldum süre boyunca hep geri gittim ben ya. Bana bak. Ucun ayağına içindekileri kusuyorsun, ben fark ettim. Allah mahvederim seni ha. Kusmam için yüzüne bakmam yeterli. İğrençsin. İğrenç bir herifsin. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben bir dakika bile burada durabileceğim. Yürü be. Ulan ÇGH'ye bile beraber gelmeye kalktım benimle. Aptal. Sen ne biçim konuşuyorsun be karınla? Sıra. Hayvan herif. İğrenç. Ya sen beni düzeltmeyi bıraktın da başkalarını mı düzeltiyorsun be? Ben seni ne düzelteceğim be? Seni belediye dönüşüme alsa düzelmezsin sen. He, belediye alsın beni değil mi? He, alsın beni barınağa koysun. Kıpıs diye aşı yürümesi taksın bana değil mi? Ay iğrençsin ya. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere, onca eğitime. Ne eğitimi be? Ne eğitimi? Sadece benim böyle bacağın arasından geçmeyi öğrettim. Ben pati vermeyi biliyordum bir kere. İğrençsin. Giderim çok arkamda havlarsın sonra. He, git. Ben bulurum ki burnum keskin benim. Koklaya koklaya bulurum ben. Gidiyorum be. Git. Aa, pis köpek. Hadi be. Yok, bir daha sana aferin. Ben de annemin evine gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah, niyeymiş o? Anan sürekli burada zaten. Beni bir daha sakın arama Yakup, tamam mı? Aşkım nasıl güzel oyun yapıyoruz değil mi? Güzel, tatlı değil mi? Gerçekçi oyunculuk Yakup. Mesela bak, bu da şimdi içimden geldi. Doğaçlama. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum manyak mısın lan? Eşinle kavga ettin, sen ayrıldın. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yani sonuçta sen bizim en yakın arkadaşımızsın. Sen mutsuzken biz mutlu olamayız diye. Allah Allah. Kanka ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Eminönü esnafı mıyım lan ben? Git kullan. Büyük yapacağım onu. Ya git. Allah Allah. Kanka kızlar anlamışlardır değil mi? Neyi? O oyun olduğunu. Anlamışlardır herhalde. Ya, tokat çünkü bana çok gerçekçi geldi de. Ben acaba ne yaptık lan biz? daha bana kendi etrafıma dönmeyi öğretecekti. Ulan onu da öğrenme be. Onu da öğrenme sen. Bırak oğlum bu kızı ya. Manyak mısınız? Ya neden işte? Çok güzel bir ilişkiydi. Şşt. Ayıcı arıyor, ayıcı arıyor. Ayıcı arıyor. Ayıcı arıyor. Dur, ses çıkarma. Sakın ha. Şey yapma. Sakın bak. Ne var? Yok ya. Bak hele, bak. Yok canım. Başka? La bırak. Hadi. Ben de seni. Yok ya. Ben de seni. Kapat. Ben de seni ha. Ne diyor? Kanka beni çok seviyormuş da barışmaya gidiyorum ben. Kendinize çok iyi bakın, ben bir gideyim. Ya doğum günü ya bugün, ben kıyamadım şimdi. Hadi görüşürüz. Kanka. Hakkınızı helal edin.
Çok güzel iki diyenler. Zil diyenler. İşte gerçek bir zil. Safa Sarı tek başına çıktı skeç yazma yolculuğunda. Ve zil geliyor. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır. İşte bu. Çok güzel. De sunumda ilk tıkı vermiştik. Hakikaten çok eğlenceli olmuş ya. Vallahi tebrikler. Kopara, kopara aldık. Aldınız. Bir de skeç senin diye. Sen artık yani böyle enerji tavanda. Herkes öyle. Herkes Safa için. Kariyeri bırakıp Safa için yüklendiler. Çok seviliyorsun kardeşim Safa. Kardeşim köpek oldu be. Köpek oldu ya. Yani inanılmaz oldun gerçekten. Yani hakikaten çok güzeldi ya. Şey fikri çok güzeldi bence. Yani bu skeçte bir şeye doğru gidiyordu ya hani çiftler gelir, onlar ayrılır, bu gider klişesine. Dur oyun yapalım fikri çok güzel fikir. O, ne, dün mü? Dün akşam mı çıktı? Olabilir abi. İlk yazıldığında yoktu. İkinci son revizede mi? Heh, çok güzel fikir. Yani o bir yenilik katmış gece. Hani gelirler, oyun yaparız derken gerçekten kavga ederler. Bence çok güzeldi. Oğuzhan Bey ne dersiniz? Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hiç böyle uzun uzun analiz yapmayayım yani. Çok güldük, çok iyiydi. Safa'daki şey telaşını çok sevdim. Skeci yazdım ve tutmak zorunda, olmak zorunda telaşıyla böyle bir ekstra bir performans yaptı. Çok keyifliydi. Yani her zamanki halim. Biliyorum, ekstra performansını biliyorum. Bir zamanda kardeşim, çalışıyorum. Başkalarını skeçe tutturmak için de çok çaba harcar ama bugün ekstra bir ter geliyordu her yerinden. Öyle böyle mi? Bir fışkırıyordu bence de yani. Hayranıyız, Safa'yı seviyoruz. Daha eskiye dayanan bir dostumuz da var onunla. Evet. Ama herkes şahaneydi. Çok tebrik ederim, çok keyifli. Yani Safa'ya asla üç adamdayken de şeydeyken de asla bir skeç yazdırmayan dünya... Çok güzel hareketler ve Yılmaz Erdoğan sayesinde... Çok inat etti yazmamakta. Ben yazmayacağım dedi yani, istemiyorum dedi. Ben oyuncuyum dedi. Evet. Biz de bir denesen falan dedik, denemedi. Burada da bayağı ısrar etti. Yazmamaya değil mi? Kaçıncı bölüm abi bu? Evet, 90. bölümde yazarlığı yakalamışsın. Ya hoca bile bir ara şey dedi. Tamam, senin yazmaya gerek yok falan. Sormamayalım dedi. Tamam, peki bu hoşuna gitti mi mesela, böyle denemeye devam edecek misin? Yoksa hani arada bir tane aklıma geldi. Denerim ya derken inançsızlık. Yaparım. Ya şöyle düşün, şimdi böyle üç ayda bir yazınca da alkışı bol oluyor. Herkes tabii, destek veriyor filan. Birikiyorum, birden patlatıyorum. İçindekileri birden patlatıyorsun, süper. Ya bu şey çok... burada Evliya'ya teşekkür etmek lazım yine. Gelip yüzüne pasta çakıp çıkması. Geçen hafta keşke görseydik ya. Evliya'nın gözleri çok çukurda ya. Yüzüne ne patlatsa gözüne gelmiyor. O yüzden rahat rahat koyup devam ediyorlar. Çok iyi bir özellik. Gözleri açık daha bir çıkarken ben şey... Değil mi? Hiç sıkıntı yok. Göze geldik o sırada ya. Yani onu sevdi ve zarar da görmediğini görünce bence her skeçte patlatabilir oluyor. Süperdi. Çok güzel gider. Bravo. Şahane bir şekilde devam ediyor. Merhaba. Hoş geldin Hacı. Hoş bulduk. Nedir konumuz? Ne anlatıyoruz? Şimdiki skecimizde ailecek check-up'a giden cimri bir babanın hikayesini izleyeceğiz. Çok güzel konu, cimrilik. Sen cimri biri misin? Değilim. Yalan! Arkadakiler niye bu kadar hızlı girdiler? Hiç mi? Cimri biri misin? Yani kendime cimri değilim herhalde. Öyle durmuyorsun zaten, evet. Sağ ol abi. Yani kendine kıyaklar yaptığın belli. Evet. Dışarıya harcamaz mısın? Yani... İnsanlar ısmarlamaz mısın kendi yediğinden? Ama yani niye ısmarlayayım? Yani... Sen apaçık cimrisin şu an. Hayır, niye ısmarlayayım ki? Ha, öyle mi yani? Ay, ya... Diyelim bir kendine bir şey ısmarladın, böyle bir sipariş veriyorsun falan. Tamam da... Bir tane fazla söyleyeyim, yanımdaki de... nasiplensin ya da bir ortam oldu, herkes oradayken durun ben ödeyeyim falan hiç yapmadın mı? Abi açsa o da yesin yani. Evet. Hayır, yaparım tabii ki, yapmışımdır muhakkak. Ama hatırlamıyorsundur. Tabii. O kadar eski yani en son bir... Hayır, o kadar çok yapmışsam hatırlamıyorum. Arkadakiler niye öyle bağırdı?
bütün ekip? Tamam tamam. Dışarı para harcamayı çok sevmiyorum yani. Kendimi harcıyorum. İçeri. Evet. Kendini neye harcıyorsun? En son neye para harcadın? Ben akıllı saat aldım abi. Gereksiz bir harcamaydı. Akıllı saati ne yapıyorsun sen? Ya genelde insanlar spor ve fitness için alıyor. Ben de gaza geldim aldım. Sürekli akıllı saat bana şimdi nefes alman lazım. Egzersiz yapman lazım. Çok oturdun ya. Böyle saat mi olur? Verdim hemen birine verdim. Süper. Alalım skeciyi. Bir izleyelim bakalım ne olacak. Bir baba pinti geliyor. Ebru Beste Yeşim yazdı. İyi seyirler. Bravo. Vallahi bezmiş ya. Çok iyi oldu bu check-up işi ailecek vallahi. Allah. Ölmez sağ kalırsak kaplıcalara tatile gideriz değil mi damat? Baba ölmez sağ kalırsak bir araba alırız değil mi be? Ölmez sağ kalırsak şu koltukları yenileriz değil mi Mahmut? İnşallah ölürüz ya. Nasıl laf ya? Tövbe tövbe ağzından yel alsın baba. Ya oğlum check-up'a onlarca para verdik hala bir şey istiyorsunuz ya. Bak hala para diyorsun yani inşallah bir şeyimiz çıkmaz. Ne demek çıkmaz ya? O kadar para verdik diyorum ya. Saçmalamayın ne demek çıkmaz? Boşuna mı yaptırdık biz? Kalp damar tıkanıklığı olmasa da bir gastrit falan çıksın. Böyle bir şey olamaz. Tövbe tövbe yarabbim. Mete, oğlum bak bakalım çıkmış mı sonuçlar? Ha baktım baktım anneanne barajı geçmişsin. Ne barajı be? 90 barajı. Artık seni cennet cehennem bir yere yerleştirelim bu seni. Ya sen... Ne biçim konuşuyorsun ya annemle? Zaten korkuyorum bir şey çıkacak diye. Korkma kızım, bir şey çıkmaz. İnşallah. Ya korkma. Korkmasa gereken korkmuyor. Sen niye korkuyorsun? Baba, benim EKG sonucum zaten belliydi. Kalbim pınar, pınar diye atıyordu. Şakaya bak, şakaya. Senin kalbinden şüphe etmiyoruz oğlum. Beyin sonuçlarını merak ediyorum. İyi, ama ne bu senin sabah sabah neşenin yerinde yine ya? Asabı çok bozuk. Bedava check-up var dedin, gittik. Onlarca para verdik ya. Vallahi sapasağlam gittim, nefes darlığı çekiyorum. Öyle demesek iş yaptıracağın yoktu. Evet. Aşk olsun, ben bedavacım. Ya baba bırak Allah aşkına, bedava mezar görsen girersin. Ben niye giriyorum ya? Anne sen düşünür müsün? Ya ne biçim damat bu ya? Ayıptır be. Allah aşkına. Hayır, ayıp ben bedava diye dedim. Allah aşkına. Olursa, if you... Bak. Ne if you, ne demek anlamadım. Yani eğer mezar boş bulursak bedava. Sakın bir daha bana dilini değiştirerek buralarda bir şey söyleme. Bir ikincisi de... Sen pinti bak. Mete gel bana anana yardım et, kahvaltı hazırlayacağız. Haydi. Ben niye anama yardım ediyorum ya? Babam yakın. Seni niye yaptım lan o zaman? Aşk olsun baba, bir insan evladının dünyaya geliş amacı bu olabilir mi ya? Ben de dedim değmez diye. Anam ısrar etti, illa da yapalım yapalım diye. Doğru, ısrar ettik. Anneciğim içeri gelir misin? Bana yardım et. Lütfen. Baba bugün terzinden kalkmış. Tatlı gibi gelir misin Mete? Geç anneciğim. İnşallah anneme benzerim. Bu nasıl bir kapı çalmak? Zil var orada, ayı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. He, ne var? Ne yumrukluyorsun kapıyı? Zil var orada. Baksana şunu alacaklı gibi ya. Alacaklıyım abi. Ya saçma sapan konuşma Allah'ını seversin. Kimsin oğlum sen? Ya ben belki kostümden tanırsın dedim ama... Azrail ben. Her türlü ölüm işi yapılır. Saçma sapan konuşma. Zaten asabım bozuk. Yürü git. Bir dakika, bir dakika. İnanmıyor musun? İnanmıyor musun bana? Yo. Birazdan yenge sana süzgecin nerede olduğunu soracak. Mahmut, süzgeç nerede? Soldan ikinci çekmecede de. Soldan ikinci çekmecede de. Burada, burada. Buldu. Niye geldin ki sen şimdi? Gayet açık değil mi sence konu? Abi gözünü seveyim, daha yeni check-up yaptırdık. Sonuçlar bile çıkmadı ya. Sonuçlar zaten ilk bizim sisteme düşüyor. Oradan görüyoruz. Abi gözünü seveyim, bir oluru falan yok mu ya? Beni görmezden gelsin hani. Bu elinde benden kazanmayıver ya. Lan kaş göz mü yapıyorsun lan? Yok abi, estağfurullah. Sen pazarlık mı yapmaya çalışıyorsun? Yok öyle bir şey.
İşimizi yapmaya çalışıyoruz burada. Ne olacak peki şimdi? Önce küçük bir su dökeceğim ben. Abi boğularak ölmeyeyim ne olur. Yok lan tuvaletim geldi, tuvalete gideceğim. Malum uzun yoldan geldim. Heh, yemeğimiz. Mahmut, ne oldu sana böyle benim biraz kesilmişsin? Azrail'le burun buruna geldim. Ne oldu, ölümden mi döndün? Azrail kapıdaymış. Açınca burun buruna geldim. Ya baba bırak, Azrail kapıyı mı çalar? Ya bırak, ekmeği kapının içini. Ben öyle mi yapıyorum? Nereden biliyorsun lan nereden geleceğini Azrail'i? Şimdi nereye gitti? Tuvalete gitti. Azrail. Baba bırak, Azrail tuvalete mi gider ya? Mete sen Azrail uzmanı mısın? Şüphe ne çırılmasın sen? Aa, senin bu İngilizcen ama. Bilmiyorum, şu an geliyor. Kalk iki rekat namaz kıl desek, yok. Gelmiş burada bana Azrail şovu yapıyor. İzliyoruz ya. Abi ne yaptın? Vedalaşabildin mi? Lan yürü git, hırsız mısın, nesin sen de ya? Mahmut sen, ana, kimle konuşuyorsun Mahmut? İyi misin? Ah tamam. Siz görmüyor musunuz? Hayır. Neyi görmüyor muyuz? Biz hiçbir şey görmüyoruz. Seni bu sonuçlar mı çok fena yaptı acaba? Vallahi burada Azrail var. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki onunla konuşuyorum. Yani yalan konuşsam da pek ilerleyemeyebilirsin doğrusu. Nasıl ya? Ya inanmıyor musunuz bana? Hayır, yani görmüyoruz biz hiçbir şey. Nasıl görmüyorsunuz ya? Gözümü seveyim bir şey yapsak ya. Yapacağız. Vallahi Azrail'le konuşuyorum. O sen niye sadece bana görünüyorsun? Ölüme yakın olanlar görür beni. Oo, kimleri görüyor? Oo! Kaç kere gidip geldiyse kanka olmuş Azrail'le ya. Bak olsun. Nerelerdesin sen ya? Ya işler güçler çok yoğundu Binnur teyze. Aman aman iş olsun da. Nasıl iş olsun da? Adam benim canımı almaya geldi. Anne sen görüyor musun? Söyle bana, deli muamelesi yapıyorlar. Ne olur söyle. Oğlum ben her türlü şeyi görüyorum zaten. Ben yaşlılık işte. Aman. Mamu sen iyi misin? Bir vallahi otur musun iyiyim, vallahi iyiyim, vallahi iyi değilim ya. İyi değil çok adam, bir şeyler ya oldu. Seni bu şey yaptı, sonuçlar falan mı heyecanlandı? Bir şey mi oldu? Hayır ya, ne sonucu? Hiçbir şey heyecanlandırmadı beni. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir su mu versek? Çay may al, çay iç. Hay hay hay, verme. Bir su iç. Kesin boğularak öleceğim. Nasıl öleceğim? Öyle mi? Yok şimdi, bunlar sana inanmıyor. İstersen ikna edebilirim onları. Vallahi lütfen ikna et ya. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Allah kendi kendine konuşuyor ya. Şimdi aklınıza. Ya koca Azrail, yaptığın hareketlere bak. Ama artık yeter ha. Bir şey oldu. Çaylar soğudu. Geçir misin çaylarını iç? Geçir Mahmut ya. Bu nerede çıktı Azrail muhabbeti ya? İçmeyeceğim hiçbir şey. Çay içelim. İyi akşamlar yenge. Hoş geldin Rüstem abi. Mahmut abi arkandaki kim? Benim Rüstem abi. Senin değil Mete. Kim o? Görücü mü geldi Binnur teyze? Cici baban mı? Azrail. Ya hadi onlar ya. Hadi onlar ya. Azrail de yenge ya. Sen Azrail'i mi görüyorsun? Seni görmüyor musun? Hayır, biz hiçbir şey görmüyoruz. Mahmut abi. Canım almaya gelmiş Rüstem. Ben niye görüyorum lan o zaman? Senin karaciğerde bir sorun vardı. Doktora gidecektin. Gittin mi? Bastırmadım. Çok önemsemiyorum. Dur, koçun emin. Suni teneffüs sıvacının. Suni teneffüs. Ne oluyor Rüstem abi? Suni teneffüs mi yapsak? Nasıl adama? Anlık başım döndü ya, anlık başım döndü. Bana tamam, bak, ya. Sana sonra uğrayacağım. Çabuk git buradan. Baba yedi, herkes baba yedi. İnandınız mı şimdi bana? Bak Rüstem de aynı şeyleri yaptı. İnandınız mı? Anne ya, babam bak doğru söylüyor olabilir. Çünkü sabahtan beri bembeyaz, mosmor, mal mal bize bakıyor. Heh, bak çocuk, heh. Nasıl yani? Sana da mı görünüyor Azrail? Yok baba, ben seni tarif ettim. Oğlum şerefsiz bak, ayakta öldürdü beni ya. Yok, ayakta ölmeyeceksin. Nasıl öleceğim ya? Yok, spoiler'ı veremem, günah. Öleceksin diyor, bana öleceksin diyor ya, şu anda. Yok, yok, bu adama bir bardak su içirelim. Hayır, hayır, vermiyor su bana. Boğularak mı öleceğim? Boğularak mı öleceğim? Vaktin daralıyor Mahmut. Aa, vaktin daralıyor diyor. Oh, çok telaşlandım şu an. Anne bir şey yap, senin kankan bir şey kıyak geçsin bana ya, gözünü seveyim. Torpil falan da yapamıyoruz Mahmut. İyi yaşa. İyi yaşa baba. İyi yaşa ne lan? Allah rızası için biri çok yaşa desin. Allah Allah Mahmut, çok yaşa. Sende de lan. Çok yaşa baba, çok yaşa. Sende de anne. Niye diyeyim? Anne sırası mı şu anda ya? Gözünü seveyim. Bak tamam, Kaplıca'daki tatile götüreceğim seni. Ailecek tatil yapacağız ya.
Tamam, çok yaşa. Allah ne muradın varsa versin. Hı. Senden alıp bana katsın mı? Alak alak. Bende kalmaz o zaman. Tamam, süper. Abi, gözünü seveyim bak. Hepsi çok yaşa dedi. Üç tane çok yaşayla bana ne verirsin? Gözünü seveyim ya. Ya bilmiyorum Mahmut. Karar veremedim. Hadi, hadi göster abiliğini ya. Gülnur teyze ne diyorsun? Yap güzelini. Hadi be abi. Ne yapıyorsun Gülnur teyze? Yapma şunu. Yap. Ne yapayım? Yap. Tamam. Hadi üç gün verdim o zaman sana. Ya üç gün ne ya? Üç gün çok az ya. Bana bak, şansını zorlama ha. Bu üç günü ailenle düzgün ve güzel bir şekilde yaşayacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam, süper. Süper. Çok heyecanlıyım şu anda. Mahmut bak, bizi korkutuyorsun. Bir şey mi oluyor sana? Çok iyiyim. Azrail'le anlaşma yaptım. Üç gün daha verdi. Hemen hadi, hadi hızlı hızlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Ne yapacağız? O çok istediğiniz tatil var ya. Evet. Hı. Bir dakika. Abi, kefenin kesin cebi yok değil mi? Yok. Tamam. Hemen hazırlayın, apar topar gidiyoruz bavullarla. Hadi. Hemen mi ya? Hemen bir sürü işimiz var. Daha tatile gideceğim. Esnaftan helallik falan isteyeceğim. Kazaları kırmam lazım acilen. Bir de vasiyet işi var. Vasiyet işi ne ya? Baba, arabayı bana bırak be. Ha, benim öleceğimi kabullendin. Tek derdin araba değil mi? Doğru ya. Evi de bırak baba. Size bir şey açıklamam lazım. Ne? Ne? Araba, ev, dükkandaki mallar, paramın yarısını şey yapmam lazım. Bana bırakacaksın. Hayır ya. Kime bırakacaksın? Olmadı bugün. Dur, bana bırakacaksın. Bana mı konuştun? Bir dur Allah'ını seversen. Merhaba. My father. Baba. Baba burada. Kızım. Kız. Bir an bana sandım lan. İyisin. Baba. Ne diyor bu kız? Baba diyor. Baba mı? İngilizce konuşmamın sebebini anladınız mı arada? Aa. Ya. İşte ya. Aa, bilinçaltı çıkıyor tabii değil mi o? Bilinçaltı çıkıyor. Ne oluyor ya? Sen nereden geldin kızım? Rüstem abi mesaj attı bana. İşte şimdi. Canım ailem. Heh. Hakkınızı helal edin. Hani seninle tanıştığımız liman vardı ya. Evet. Ondan önce de bunun anasıyla danışmıştım. Aa! Allah seni kahretmesin damat. Allah senin belanı vermesin Mahmut. Ya bela okumayın, gözünüzü seveyim ya. Bela okumayın, zaten şu kadarcık gömlüm kaldı. Bakıyor oradan pisliğiz. Şu kadarcık gömlüm kalmadı. Biz sana şaka yapmıştık. Evet baba. Şaka mı? Evet. Azrail? Tövbe estağfurullah. Ne Azrail abi ya? Ben Mete'nin okulun arkadaşıyım. Şaka yapalım dedik de. Benim YouTube'da Şakaban kanalım var ya. YouTube'da Şakaban kanalım. Çık git lan evinden. Çık git ben lan. Boğacağım şimdi seni ya. Ben o zaman kapıcıyı öldüreyim. Video yarım kaldı. Lan git ne yapıyorsun? Çık. Bir dakika. Çık. Ödüm koptu ya. Bu nasıl şaka? Ne demek şaka ya? Senin pintiliğinden bıktık. Ne bileyim hayatın değerini anla diye böyle bir şey yaptın. Oh, kendime gelemiyorum. Ölmüyorum ya. Allah şükürler olsun ya. Sarıl bana. Geç. Hayır, fazla aldı. Benim şey yok. Benim şey yok. Anne, babam bulduğu her şeyle flörtleşiyor. Çok flörtleşmiş ki bana bu durumu açıklayamayayım size. Ben... Zeytin aşıdı. Anne, ben anladım ya. Biz... Ya biz şaka yaptığımızı anladı babam. O da bize şaka yapıyor. Ha. Şaka değil mi bunlar? Şaka. Yok, şaka değil. Şimdi siz hani bana çok cimri, çok pinti diyordunuz ya. Evet. İşte üç yıl önce bir kızım olduğunu öğrendim. Üç yıldır da kızım Atiba'ya hem analık... ...hem babalık yapıyorum. Kusura bakmayın. Yetiştiremedim, ne yapayım? Yetişemedim. Tamam, ne yapalım? Yani sonuçta benden önce olmuş değil mi? Bize de şey demek şey... Geçsen geç. Hoş geldin kızım. Hoş geldin ama. Ah canım benim. Öğrenecek, öğrenecek. Öğrenecek. Olur, olur, olur. Neyse be, aman. Ablam oldu sonuçta. Vallahi. Vay be damat. Demek mirasın yarısını kızına bırakacaktın. Diğer yarısı da bana. Ben. Baba! Çok korktum beklerken. Sen nereden çıktın şerefsiz? Ben söyledim baba. Bir dakika, bir dakika. Aynı kadından bu ikisi nasıl oldu ya? Babaanne, ona mı takılıyorsun? Boş ver, bir tane de abim oldu be. Ne abisi ya? Ben 13 yaşındayım. 13 benden ha, mi? Ha, hay. Demek o seninle sonra olmuş. Lan Mahmut!
Hani... Siz benim için cimri ve pinti diyordunuz ya. Paranın hepsi buna gidiyor ya. Doymuyor şerefsiz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Skecin yazarları Yeşim, Ebru ve Beste. Yeşim çalıyor. Çok güzel. Bravo Yeşim. Evet, altyapının üreten kızları Ebru, Yeşim, Beste. Tebrik ediyoruz. Bir daha alkışlıyoruz yazarlarımıza. Çok güzel. Yani tekst üzerinde çok iyi şakalar vardı ya. Yani şey doğaçlama mı var mı? If you... Abi finalde iyi bağladık ama evet. Ebru'ya. Öyle mi? Ha, onu doğaçladınız, finalde oraya bağladınız. Evet, doğaçlayarak. Aa dedim, bu kız yabancı zaten, öyle yapıştı. Ya altyapı izlerken Oğuzhan Bey, ben şeyim yani. Neresi doğaçlama, ne yapıyorlar onu tahmin etmeye çalışıyorum. Sonu bağlanınca dedim herhalde başta yaptınız şakayı. Ömer bugün aramızda Azrail rolüyle her hafta denediğin şeyleri yenisini ekledin. Bu hafta nasıldı? Oyunculuk açısından ne kattın kendine? Yani böyle tam aradaydım. Acaba çok böyle farklı bir şey yapalım mı, düz mü yapalım? Böyle biraz daha şaka, metin güzeldi. O yüzden çok da biz şey yapmayalım. Yani metin zaten güzel diye düşün. Sonrasında... Gerçekten bir oyunculuk atölyesi tadı da bir sohbet oldu. Ya böyle... Yani Azrail'i sen böyle uçarak da giden bir şey gibi canlandırabilecek ya, potansiyelde bir çok oyuncusun. Çok konuştuk. Yapalım mı böyle bir şey, eklerim mi sesinde, yürüyüşü? Ya sonra daha böyle sakin olsun. Zaten metinimizi... Bu haftayı da böyle daha sade geçirmiş oldun. Sen dedi vücudun dinlenmiş oldu bak. Estağfurullah abi. Arkadaşlarla böyle bir konuşa bir şey. Çok güzeldi. Evet Oğuzhan Bey, ne demek istersiniz? Ya bu ekibin hastasıyız zaten. Kendi işlerinde bambaşka bir organize bir durumları var. Gerçekten neresi tekst, neresi doğaçlama... kendi aralarında müthiş bir top çeviriyorlar. Ben ayrı bir hayranlıkla izliyorum hepinizi. Şahanesiniz. Süper. Çok güzel geçti gerçekten. Evet. Çok güzel gittiler. Şahane bir şekilde alkışlarınızla devam ediyor sevgili. Efendim şimdi hepinizin çok sevdiğini düşündüğüm skeç serilerimizden biri gelecek. Dilli Bebek gelecek. Var mı bilen? Oo, harika. Bizimkiler bu sefer de bir tatil köyüne gidiyorlar. Var mı aramızda böyle çocuğuyla tatile gidip başına iş alan, çocuğu yaramazlık yaptığı için? Merhaba abi, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminiz? Hakan. Hakan abi. Evet. Nasıl bir problem yaşadınız? Kimle gittiniz çocuklarla tatile? Eşimin kız kardeşi, kocası ve onun küçük çocukları tatilde. Tabii baldız şeyi, küçük, daha yeni yürümeye başlayan yeğenimizi bana emanet etti. Ben de o kadar çabuk kaçacağını düşünmedim tabii. Yani bakar mısın dedi, kaçmış, bulamadım. Çocuk kaçtı gitti. Annesinin peşine gitmiş ama tabii... Hala bulamadınız mı abi? Öyle bir acıyla anlatıyorsun. Kaçtı gitti. Abi sanki buraya onu bulmaya gelmiş gibi. Hani bulabilir miyiz? Eser Bey bir yardımcı olun. Antalya yöresinde. O günden beri baldız bana güvenmiyor. Yani, abi şey mi, böyle hızlıca kaçtı gitti değil mi? Ben şimdi bir şey çekiniyorum. Hafif ben de sizin gibi balık etliyim. Hani çocuk böyle hızlıca kaçınca ne yapacağımı bilemiyorum. Mümkün değil, yakalayamıyorsunuz. Hiç mi? Hiç. Ben de sorunluydum. Ben de çok... Ya ben o kadar kaçmıyordum da... Ben de bazı problemler yaratıyordum. Ne yapıyordu? Ben abi kayboluyordum. Ben suyun altında... Mesela 3 saat havuza giriyorum. 2 saati suyun altında geçiyordu benim. Dalıyor muydu? Dalıyorum yani? Abi. Bu bir süper güç bu arada, biliyorsun değil mi? Bu bir meziyet. Bu bir eksiklik değil yani. Ölüdeniz'de böyle o koy gibi ya. Şnorkeli taktım, maskeyi taktım. 50 dakika taş aradım. Bir çıktım bambaşka bir yerdeyim. Kıyı emniyeti buldu beni. Ablam ortalığı ayağa kaldırmış. Allah Allah. Cebine bir sürü taş. Bir de batma tehlikesi var. Taşları cebe atma. Zor mu çocukluk geçirmişsin Atakan? Evet abi, he? Acılarla dolu. Acılarla Fatih köylerinde. Efendim şimdi bakalım bizim bebeklerimiz neler yapacak. Dilli Bebek geliyor. Cihan, Batu, Hilmi yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler.
Bak neymiş, babalar bebekleriyle oyun oynayamazmış. Oğlum, gel oğlum gel. Gel efendim, oyun baba. Oynayacağız. Gel oyun oynayacağız. Efendim? Oyun oynayacağız. Yakala. Ya bir git ya. Gel buraya, gel buraya oğlum ya. Oyun oynayacağız. Niye yapıyorum ya? Ya geç istemiyorum ben oyun oynamak ya. Şurada tatile gelmişiz. Güzel güzel ayaklarımı uzatıp altıma yapmak istiyorum ya. Konuşuyor acaba bıdı bıdı yine. Bu ne lan? Aha bebek unutmuşlar. Ya bunun cinsi ne böyle? Kinyas bu. Anne, kinyas. Sen anlatıyorsun bunu ya. Uyansana kinyas. Görevli. Görevli. Bilemin o anam hanım. Yanmışım lan. Allah. Ah. 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 Yanmışım lan. Evet çok kötü olmuş. Ya oğlum benim babam var ya. Beni burada şezlongu tutmak için beni buraya atmış. Oğlum ben havlu muyum? Beni niye atıyorsun buraya ya? Sende süzme yoğurt var mı? Yoğurt yok. Ben yanağa işemek iyi geliyor diye biliyorum. Ne yapayım şimdi? Kendi suratıma mı işeyim ya? He? Göz çukurlarımda küçük bir gölet mi olursun? Yok mu bunun annesi babası ya? Görevli! Ladies and gentlemen, in a few minutes time, we're gonna start our pool game! Liebe Gäste, in ein paar Minuten fangen wir unser Poolspiel an! Domingo Kaspadas, Chas Nocinaim, what ne gymnastika! Lakur Ladim, Lakur Lina, Vel El Qadari, Vel Es Elay, Vel Es Elay, Vel Es Elay! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Vel Akur Lina, pool game! Türkçe var mı? Aa, siz Türk müsünüz ya? Evet. Kusura bakmayın, ben çocuğun tipini görünce sizi yabancı sandım. Sen kendi tipine bak lan. Şuna bak ya. Götündeki kıl ağarmış, hala çocuk eğlendiriyor. Ben daha önce at kadın gördüm ama at adamı ilk defa görüyorum. Çocukları siz mi eğlendireceksiniz? Evet, ben eğlendireceğim. Çeşitli aktivitelerim var. Pandomim var, yüz boyamam var, hokkabazlık var. Bir şeyler, bir şeyler. Daha bir sürü şey var aslında. İsterseniz arkaya geçeyim, ben göstereyim size. Hepsini alıp gelelim. Buyurun. Ne göstereceksiniz arkada, biliyorum. Buyurun. Selamünaleyküm toprağım. ...88 bölüm oldu, hala yürüyeceğiz yani. Aleykümselam Çınar'ım, hani nerede sizinkiler ya? Oğlum sorma, ben yürüyorum diye iyice boşladılar beni ya. Yemin ediyorum golf sahasının oradan tek başıma buraya yürüdüm. Pişik olacağım ya, net pişik olacağım, ben onu görebiliyorum. Allah'tan yere düşüyorum da arada, yoksa bu bıyıklı yok mu? Beni ekmek almaya gönderir ha. Gönderir abi. Bu siyahi arkadaş kim? Oğlum benim lan, Kinyas lan be. Tanımadın mı? Kindar Kinyas. Benim oğlum, yanınca böyle gündüz feneri gibi oldum ya. Ulan karı kız diye geldik, yine bu tipine sıçtıklarıma razı olacağız. Hah, bak Çınar da gelmiş. Başlayabilirsiniz siz. Çocuklar size emanet. Ben de bir gözleme sırasına bakayım, gözleme alayım. Buyurun. Buradan gözleseydin reis. Bu kim lan? Çocuklar size emanet. Size emanet. Tamam, çocuklar merak size etme. Emanet. Babam mı? Ha, ben yüzünden tanımıyorum da bu saç ektirdiği halde çıkmadığı keltoş kafası var ya, oradan tanıyorum. Evet çocuklar, şimdi sihirbazlıkla başlıyoruz. Aha. Sihirbazlık. Bakın şimdi size neler yapacağım. Bak şimdi. Bakalım. Papaz, değil mi? Papaz. Görüyoruz, papaz. Hop! Aa! Ya! Oğlum gerizekalı mısınız lan? Kart şurada duruyor lan. Ne ağası lan? Ver lan şunları bana. Allah Allah ya. Oynayın bakalım siz şimdi kartlarla. Evet beyler, gömmeli batak oynuyoruz. Kazanan devam sütlerini ısmarlar. Evet. Koz, karo, oyun başlar. Hop, yapıştır. Hop, bende. Hop, bende. Hop, bende. O da bende. Ben kazan. Nasıl bir oyun ya? Ben anlamadım. Trivia çocuklar. Hoş geldin Sude. Oo, oğlum kızlara bakın. Arkadaşların kim Sude? Tanıştırmayacak mısın bizi? Tanıştırayım. Matruşka 1, Matruşka 2 ama biraz soğukkanlılar. Patruşka, Matruşka, Dıbrışka. Da, da, Dıbrışkımız dışku. Tamam. Tamam kızlar, biraz sakin olun. Şimdi çünkü sıcak denizlere ineriz. Oğlum bu kızlar çok güzelmiş ya. Benim yanımda durmasınlar mı? Benim yanıma gelmesinler mi? Hello kızlar. Ne? Mikelaj gelin. Hiç gelmiyorlar. Vallahi gelmiyorlar, ağlarım ha şimdi. Kanka gözünü seveyim, ağlama şimdi. Niye lan? Ben ağlayınca o kadar çirkin olmuyorum. Çirkin olmuyorum değil mi?
Şerefsiz. Kızlar siz de üç kişisiniz, biz de üç kişiyiz. Üçünüze, üçümüz... Oo! Ne yapıyor toprağım, yavaş be. Oğlum bir şey demeyecektim. Üçünüze, üçümüz kumsalda plaj voleybolu oynayalım diyecektim. Aa, ben aklıma başka bir özdeyiş geldi. Benim için pis oğlum. Ha, yok, ne? Ben iki bayram arası şaka yapmıyorum. Çok tatlısınız. Aa, tatlısın dedi, bana dedi. Ben bunu yürürüm oğlum. Ben bunu selam... Oğlum hani... sen de iki kız gördün, hemen götün kalktı ha. Sana denk geldi ortağım. Yoksa yok öyle bir şey. Evet çocuklar, şimdi de yüz boyamaya geçiyoruz. Beni boya, beni boya, boyacı çocuk, evet. Beni boya. Böyle şey yap, beyaz, mavi, şey yap. Neydi onu, Rus rengi ne? Beni Rus bayrağı yap. Aa, kim boyadı senin yüzünü ya? Hay Allah ya, bir de kömürle boyamışlar çocuğu ya. Neyse, şunu bir sileyim ben. Gir ıslak, şöyle. Ya bakalım. Oğlum kaçmayın, kaçmayın. Yaz sıcağında çok güzel oluyor. Allah Allah. Vallahi mi? He, çok güzel. Bence bir deneyim. Versene bir tane de bana. Evet. Oh. Neyse, teşekkür. Bizi almayalım. Çünkü biz Rusya'da direkt buza giriyoruz. O bayağı ferahlatıyor. Aa, biz de bizim orada karın üstüne pekmez döküp yiyoruz. Beço, beço. Çok güzel. Çıkmıyor bu. Çıkmıyor mu? Allah. Oğlum bir haltı beceremiyorsun ya. Ver lan şunu bana. Hey. Aha. Oğlum bana bir şey oluyor la bu ıslak mendille. Bana çok kötü şeyler oluyor ha. Hiç. Dayanamıyorum. Sen böyle dans etmek nereden öğrendin? Ben var Altay'ı folkloru yapmak. Ya ben çok seviyorum. Bayılıyorum. Yöresel dans. Gerçekten bıktım bunların esmer erkek sevdasından. Bitti. Nasıl oldum? Nasıl oldum? Güzel mi? Vladimir Putin aşkına tam hayalimdeki erkek. Vallahi mi? Miyav. Kış, 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 kış. Şuna bak ya. Oğlum bak, ben zaten siyahım. Beni sakın kara kedi yapma, yoksa önümden geçmezler. Ya kızlar beğendi. Niye kıskanıyorsun ya? Lan ben senin neyini kıskanacağım? Seni döverim ha. Ben niye döverim? Oğlum ben ya, seni döverim. Arkadaşım. Alo. Bir yere arada kalıyorum ama. Çocuklar, çocuklar ne yapıyorsunuz? Bak, bak, bak. Hop, hop. Buraya, 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 buraya. Bakın, bakın, bakın. Şimdi size sihirbazlık yapıyorum. Bak şimdi, bak. Bak, boş değil mi bu? Boş, boş, boş. Bu da, bunda da bir şey yok. Evet. Bak şimdi. Hop. Üfle bakayım. Sen de üfle bakayım. Sen üfle bakayım. Allah seni. Evet, üç, iki, bir. Hop. Vay. Ya. Daha bitti mi? Bitmedi, bitmedi. Bak şimdi bitti. Neler yapıyorum şimdi. Bak, bak, bak. Burada ne var? Hop, hop. Oğlum ne yapıyor lan? Oğlum kesin cam var. Nasıl yapacak yoksa hareketleri? Oğlum ne camı lan? Dur ben şimdi bugün yeni bir şey öğrendim. Onu deneyeceğim. Taş atacağım. Oha, kırılmadı, kırılmaz cam taktırmış. Ya bu bayağı camdaki parlaç ulan. Bence cam yok. Bence de yok. Cam varsa açsın, görüntülü konuşalım. Matruşka, bir sakin olur musun? Ruh sağlığın bozulur. Bak şimdi, bak. Daha bitti mi? Bitmedi. Bak, ne var elimde? Bak. Kesin ilk var annelerini satayım. Evet, 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 evet. İşte böyle. Çok güzel. Böyle mi oynuyorsunuz? Selamun aleyküm. Ehlen ve sehlen dostlar. Aleyküm selam da ötekini bilmiyorum. Bu kim oğlum? Vallahi bilmiyorum ama süt kuyuları var gibi duruyor. Babamın birkaç tane var ineği. İnek mi? Ya bence çok tatlı. Bence de. Oğlum bunlar da var ya, herkesi çok tatlı, çok tatlı. Burada bir kişi tatlıysa o da benim. En tatlı benim, değil mi kanka? Kızlar, benim arabam var. Sizi gezdireyim mi arabamla? Senin araban var. Evet, hem de akülü arabam var. Şş, sen Türkiye'ye niye geldin lan? Saç ektirmeye mi? Yo, benim saçım var ki. Oğlum, bebeleri saç ekiyorlar mı lan? Ekiyorlar demek ki kanka. Kızlar, beni şu fakirlerle uğraştırmayın. Hadi gidelim. Oğlum, her şey para mı lan? Bilek gücü daha önemli. Aminatör, halat ver. Evet, şimdi de halat çekme zamanı. Hadi bakalım çocuklar. Oğlum, ben ne diyorum? Gerizekalı. Tut şunu. Biz üçümüz, sen tek. Oğlum, tamam. Yenilirsek büyük madara oluruz ha. Bence olacaksınız zaten. Yok yok. Beyler, bütün gücünüzle, tamam mı? Tamam. Haydi. Bir, iki, üç.
düşüyor gibi. Başlayınca başladık deyin. Oğlum bu daha başlamamış lan. Başladı. Başla be. Bir şey söyleyeyim, ben buna çok fazla kıl oldum. Bence bunu dövelim, tamam mı? Önden ben giriyorum tamam. Birader. Ben yediremedim git, bunu. Git, git. Sen de bekliyorsun. Oha, erkek kavgası. Sen kimsin ya? Yasin benim adım. Oraların yerlisiyim. Neyi paylaşamak durursunuz siz? Kızları. Biz senin bildiğin kızlardan değiliz Kinyas. Aynen öyle. Biz o kızlardan değiliz, tamam mı? Ben bildiğiniz kızlardanım. Ben de bildiğin erkeklerdenim. Merhaba kızlar, nasılsınız? Yakışıyor mu arkadaşlar kızların yanında böyle yapmaya? Efeliye sağır mı ya? Doğru dedin. Bize yakışmadı ayıcığım. Özür dilerim. Dayıcığım, dayıcığım dedim. Sen çok yanlış anlıyor bu adam her şeyi. Ben bu ayıdan özür dilemem. Ne? Kızdırma beni. Şimdi tepem tası atacak ha. Kusura bakmayın kızlar, biraz yükseldim. Ne dersiniz? Sizi gezdirem mi burada bedava tur atalım beraber? Daha olur. Yerim ben seni. Şimdi beni takip edin, tamam mı? Buralar bitti örtüsü makidir. Size o çiçeklerin arasında çok güzel şeyler gösterdim. Tamam. Gelin bakayım. Tamam. Tamam. Adam bayağı aldı kızları gitti ya. Götürdü ya. Sizin yüzünüzden tatilimiz mahvoldu ya. Oğlum sen dedin dalalım diye. Çok iyi demişim. Bence bir daha dalalım. Bak çocuklar, çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Gel, gel buraya. Gel buraya. Sen de gel buraya. Bir saniye. Çocuk bak ama lütfen bir saniye kulüp dansı yapacağız. Gel. Dans. Oğlum ne dansı lan? Ben halay dışında bir şey bilmiyorum. Dans etmek istemiyorum ben ya. Evet, kulüp dansı yapıyoruz. Ben ne yaparsam siz de onu yapıyorsunuz, tamam mı? Müziği de veriyorum. Al bakalım. Şimdi. Ne bir çocukları eğlendiriyor beyefendi. Sağ olun. Evet. Ya gerçekten çok güzel eğleniyorlar ya. Acaba biraz da ben de mi eğlensem? Çok geldi, tokatçı geldi. Ya. Ya siz eğleniyorsunuz siz. Siz eğleniyorsunuz siz. Siz eğleniyorsunuz siz. Siz eğleniyorsunuz. Sen yeni bebeksin. Sen eğleniyor musun? Sen... Ay çok eğleniyorum. Çok iyi. Papasına, papasına. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Sorun yok değil mi? Yok yok, oyun oynuyorlar. Yardım edin! Oynamıyorlar! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, Ozan. Ozan, hoş geldin dilli bebeğe. Hoş bulduk abi. Yani şu an bir Ozan Koç, biraz seyirci kararsız, zile gider mi? Çok güzel harekette miyiz şu an? Buradaki modu seyirci benden daha iyi biliyor tabii. He. Ben televizyondan bayıla bayıla izliyorum ama seyirci karar versin seyirci, bence. Bir daha sorayım. Çok güzel hareket diyenler. Tamam. Zil diyenler. Bu zil duruyor yani. Evet. Kıl payıyla Ozan çalsın zili. Dilli bebekteki ilk gününde... Nasıl bir duyguydu Ozan? Abi öncelikle yerde oynamak zor. Zor. Dizlerimiz acıdı. Bu rol için sakallarından ve bıyığından vazgeçmişsin. Evet abi. Yazarlarımız sağ olsunlar. Önce beni kandırdılar, dediler ki sana Arap yazıyoruz, sakallı oynarsın bebeği dediler. Sonra dün gece bir karambole getirdiler ve sakalımı kestirdiler. Kestiler. Evet. Sanat. Sanat. Ne kısa bir şey. Sanat, ne kadar acayip. Sanat. İnsan vazgeçiyor kendi imajını. Memnun 10 musun? 10 dakika dayak yiyor. Bu halinden memnun musun? Değilim abi, aynaya bakmıyorum. Daha tanıyamıyorum tam kendimi. İyi duruyor ya bence. Sakalsız da iyisin yani demek ki. Sen vallahi çok iyi niyetlisin. İyi duruyor, iyi duruyor ya. Sağ yakışmamış mı Oğuzhan Koç? Ne diyorsun? Jilet ya. Yani şu kostümle yakışıklı durabilecek ülkedeki 5-6 kişiden biri değil mi? Eyvallah abi, çok teşekkür. Bana da fena olmaz. Evet, skeçle ilgili ne demek istersin kardeşim? Ya çok keyifli. Ben bu serinin hastasıyım.
Ama Hamza'nın özel hastasıyız bu sefer. Şahane, çok keyifliydi. Evet. Çok teşekkürler. Bence finalde şeyden Batuhan'ın tedavisine intikam alma çok güzel oldu. Yani güzel de, çünkü siz aranızda eğlenirken de güzel de bir dövdünüz şu an. Batuhan onu dövdü abi. Beni de dövdüler abi bu ciddi arada. Ciddi bir dövüldü yani. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Yasin Bey. Nasıl bir konuyla geldin bize? Bir erkek eğlencesi izleyeceğiz abi. Takı sofrası. Sen erkek eğlence en son ne zaman çıktın? Abi erkek erkeğe eğlence çok çıkıyorum yani. Hayatım onunla geçti benim. Niye? Bilmiyorum, öyle gelişti. Yani Milas'la olunca da biz erken eğlenmeye başladık ve hep erkek erkeğe başladık. Ve sevgilim olduğu zaman bile o bir takıntı haline geldi. Hep erkek erkeğe çıkarız yani. İzin alırsın rahat rahat. Alırım, çok rahat. Alamazsam da ayarlarım ona göre. Yalan söylersin yani. Yalan demeyelim de. Ne diye? Ayarlarım diyelim işte. Ayarlarım yani. Ayarlarım güzel olur. Bir ayarlarım. Kimse üzülmez. Evli çiftleri görebilir miyim ya? Yani burada şu an evli. Heh, şuraya. Bir mikrofon alabilir miyiz? Abi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çıkar mısınız erkeği erkeğe eğlenceye? Tabii çıkıyoruz ara sıra. Toplantılar oluyor. Çıkıyoruz. Toplantılar için yoksa eğlenmek için değil. Yok, hayır, eğlence şu yok. An verdiniz. Toplantı çok kritik kelimeydi abi. Evet, kesinlikle demek toplantı. Eve geldiğinde toplantı diyor abi. Genel olarak onu da. Var mıdır böyle eşiniz şey yapar mı? Çıkma istemiyorum falan modunda yok, mıdır? Yok, öyle bir şey olmaz. Yani zaten hani gittiğimiz yer belli. Beraber de gittiğimiz... Her şey önceden haberi oluyor. Her şeyi önceden yani. Haberi oluyor. Peki sürpriz teknoloji bir şey... işte. Teknoloji var. Peki telefon. Hiç böyle sürpriz bir şey çıktığında hadi gel bugün de bir çılgınlık yapalım şuraya gidelim dendiğinde yolda plan değiştiğinde nasıl iletirsiniz eşinize? Hemen bir çiçek, ufak bir hediye. Hayatım bak işte böyle bir alt plan çıktı. Plan değişmiş abi çiçekle mi? Ne yapacaksın? Oraya gidecektik ama buraya gittik. Pardon oraya gidecektik işte şöyle oldu hani planı değiştirelim mi? İşte yarın şöyle yaparız falan telafiyle. Siz şeyi anlattınız. Eşinizle olan planı bozdum. Oraya gidiyorum. Onun gönlünü almak için. Tabii yani. Gönlünü almak için. Bir eşinizle de konuşabilir miyiz? Konuşalım mı? İster misiniz? Hiç böyle aranızda bir izin verip alma konusunda bir sıkıntı yaşandı mı? Hiç yaşanmadı. Çünkü eşim her şeyi söyler. Gerekirse biraz eksik söyler. Hiç fark etmem. Fark etmem bir farkında olması. Ve bütün bunların farkındayım. Yani şöyle bunu fark ettiğim zaman zaten hani zaman aşımına uğramıştır. Artık sorun kalmaz. Yani ben buna yani kolay kandırılabilirim ve buna göz yumarım. Sonra da zaman aşımına uğrarım. Aynen öyle. Bu konuyu çok deşmem diyorsunuz. Evet. Ne güzel bir evlilik çok kurmuşsunuz ya bu sistemi. Çok iyi kurmuşsunuz ya. Hiç yalan söylemedin. Yok hiç söylemem. Hiç. Hiç. Arada yalan söylenir ya. Oğuzhan sen? Ben de hiç söylemem. Sen kendini şey yap şu an. Ben hayatımda söylemedim. Hiç söylemedin mi sıfır? Şu anda söylemiyorum evet. Ya en az bana 200 yalanım var ya. En son söylediğin tatlı bir yalan. Ararlar açmam. Niye açmadı? İşte öyle oldu böyle oldu. Aa ben numaramı evde bırakıyorum bu numarayı. Başka numaram yok. Burada, evet. Burada ama sen mesela arıyorlar. Ben telefonla konuşmayı sevmiyorum mesela. Gerçekten canı gönülden telefonla konuşmaktan nefret ediyorum. Evet. Yani şu beni böyle öldür daha iyi yani beni. Telefonla konuşmamak için elimden gelen her şeyi yaparım ben. Sevgilinle falan da mı telefonla konuşmaktan hoşlanmazsın? Ben işimle gündeme gelmek istiyorum. Biz de öyle istiyoruz ama. Hayır olur mu? Biz şey yaptık yani. Sen sevgilisiyle biraz... konuşmaktan erinir mi? Tabii ki de. Şey biraz böyle sevgilinizle gündeme geldiniz bu aralar. Ne diyorsun ya? Gördük yani. Ne diyorsun abi? Tatildeydiniz, hoş geldiniz. Skeçler falan gülüyorduk. Adamlar ayakta bekliyor ya. Çok güzel. Beni niye utandırıyorsunuz? Vücudunuz da şahaneymiş. Oo. Hayır. Hakikaten büyük ahlaksızlık. Onu evimizin içine kadar hiç utanmadan çeken... Terbiyesizlik. Magazinci arkadaşlara söyledim. Gelsinler beni çeksinler yiyorsun. Onları... Seni daha göreceğiz. Sen gördüm. Daha yaz tatiline çıkacaksın. Ben geliyorum. Geliyorum. Sevgili misafirler, Eser Yenenler yaz tatiline çıkıyor. Önümüzdeki evet. Hafta final bölümü var değil mi sezon finali? Evet, sezon finali ve sonra çok seni iyi. Yurdumuzun her yerinden çıplak gözle görebilecek miyiz mesela böyle?
Çin Seddi gibi falan. İnanamayacaksınız ya. Bütün yaz buradayım diye değil mi? Böyle çeşmeden el sallıyor. Bu güneşi yaz, kapatıyor falan. Bu yaz vereceğim bütün rahatsızlıklar için çok özür diliyorum size. Biz hazırız Eser Yenenler'in bedenine. Çok güzel. Hazırız. Oh be, bu konuyu da konuşmasak vallahi o sancı bir şey yapamadık. Evet, şimdi takı sofrası geliyor. Engin ve Fatih yazdı. İyi seyirler. Adam da bana diyor ki, sen miydin, değil miydin diyor. Sen miydin diyor, değil miydin diyor. Sen miydin? Ben. Ya. Hiçbir şey anlamadım dediklerinizden. Ama yani aşırı mutluyum buraya geldiğimiz için kankalar. Ne iyi oldu ya bu buluşma. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Oğlum Beyoğlu'nun en iyi mekanına getirdim size. Vallahi. Yemin ediyorum çok iyi burası. Hilmi nerede lan? Konum atmadınız mı? Kanka attım attım. Şimdi bunu söyledin ya, skeç olduğu için hemen girer o. Selamın aleyküm. Selam. Vay kardeşim. Hoş geldin. Gel. Dur, şu an hemen bir ölümsüzleştirelim mi? Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Oğlum nerede kaldın ya? Kanka anca izin alabildim ya. Oğlum sen izin mi alıyorsun lan? Evet, 1 saat 20 dakikam var. Hadi hemen yiyelim gidelim. Oğlum yok öyle. Böyle bir şey yok. İzin yok. Bu gece buradayız, eğleneceğiz ya. Tabii oğlum, bu gece buradaki bütün kızlarla tanışacağız, tamam mı? Eğlencenin dibine dibine vuracağız. Öyle ya. Çok da eğleneceğiz diye şey yapmayalım. Ne kadar eğlenirsek artık. Ya geç kalmayalım diye diyorum. Yoksa başka zaman gene dibine dibine vururuz eğlencenin yani. Ama bugün yani biraz bir şeyken de olmaz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün servisinizi ben yapacağım. Önden bir şeyler ister misiniz yoksa siparişinizi alayım ya? Büyük. Tabii. Hay hay. Marka tercihiniz var mı? Taş üzüm. Tamam. Mezelerimi görmek ister misiniz? Açıkçası ben görmek isterim. Peki. Mengüç abi. Geldim. Say abi. Börülce var, şakşuka var. Haydari var, şakşuka var. Humus var, şakşuka var. Zaten biz ne istersek isteyelim, şakşuka gelecek belli. Tamam, biz şakşuka alalım. Peki ya tarator? Tamam, biz hepsinden bir porsiyon alalım, yiyelim, gidelim. İsterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer fix menü alırsanız o zaman oryantal ve çalgıcılar bedavaya geliyor. Oryantal fix menü alın. Fix menü alın. Tamam. Masa 2'ye fix menü. Spesyal kahvem var. İster misiniz? Yok, sağ ol. Ne adı ne? Menengüç kahvesi. Sağ ol. Dansöz şimdi gelmeseydi ya. Dansöz iyi olur muydu? Dansöz hoş olmaz dansöz. Sen bir rahat dursana. Bir sakin ol. Sen bir dur ya. Bir dur, eğleneceğiz oğlum ya. Allah Allah. Ne tamam, stres peki, yaptın peki, ya. Tamam, sakin. Sorun yok. Kanka, bir sessiz olun, bir sessiz olun. Allah Allah. Şimdi... Alo. Aşkım, geldim şimdi. Şöhreti gezdiriyorum. Şöhreti mi gezdiriyorsun? Adam köpeği gezdiriyorum demiş karısına ya. Evet, nasıl mutlu, nasıl havlıyor? Nasıl havlıyor? Kanka, bir havlasana ya. Yavrum yürü git, sen avla, manyak mısın nesin oğlum ya? Oğlum bekliyor kadın, ne yapayım, boşanayım mı ya? Bir tane avla, geldim işte, gel dediniz, geldim Allah ya. Allah yürü git başka. Oğlum avlasana bir tane. Evet, biraz tadı yok. Evet, şimdi kakası geldi herhalde, ben onu yaptırayım, arayacağım. Tamam aşkım, tamam bir tanem, tamam bakın, tamam. Lan kapat! Ne yapıyorsun, duyuyordu ya. Durduk yere şöhret ettin lan bizi. Kanka ne oldu? Yok karım adı bilmem neymiş de falanmış filanmış. Az içeri şey oluyor. Siparişleriniz de geldi. Evet. Şöyle buyur. Buyurun. Şöyle. Afiyet şöyle. Olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Başka bir arzunuz var mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Çok büyük mezeleriniz var. Allah Allah yani. Standart aslında ama. Kaplar büyükse demek ki. Demek ki. Afiyet olsun. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Ne? Ne dedim oğlum? Mezeleri söylüyorsun. Şunu uzat be, şunu tak be. Ben dokunamam kanka, Ceren çok kızar. Ulan ne Ceren'miş bu arkadaş ya? Evet oğlum, al şunu tak be. Ben aracıyım o zaman. Şuradan bir kişi uzatsana.
Lan normalde istesek 5 lira vermezsin. Kıza 100 mü takıyor lan? Lan yok, 95 lira geri gönder. 5 lira takır. Ha tamam. 100 lira takar mıyım ben? Var tamam. Mı para üstü alamıyor? Kanka oradan 95 ver. Kanka 2.50'lik var mı ya? Kanka bende var 2.50. 100 üzeri vardı ha. Evet aynen. Şuradan tamam. Bir 2.50'lik. Al kanka 2.50'lik onu da ver. Bana da bir 20 lira. Bir dakika bir durun bir durun. Bu ne iyice yakacık dolmuşuna çevirdiniz ya. Ver şunları. Ablacığım buradan 3 zampara bir evli. Zampara kartınız var mı? Ya karta gerek var mı? Baksana üniformalarıyla gelmişler ya. Tamam o zaman size iyi eğlenceler. Eyvallah. Evet, yaptı kakasını aşkım. Şimdi bir tane köpek arkadaş buldu, kendine oynuyor onunla. Nasıl oynuyor? Kanka bir avlasana. Lan saçma sapan konuşma ya. Dur oğlum, iyice hayvanat bahçesine çevirin. Lan bütün hesabı ben öderim. Nasıl oynuyor arkadaşıyla? Cinsimi ne? Kurt. Kanka sen de bir kedi yapsana. Ya oğlum manyak mısın ne şimdi? Yürü git şuradan ya. Oğlum. Aşkım bir tane kedi geldi. Ben şimdi girmem lazım. Aralarına gireceğim. Allah senin belanı vermesin ya. Bu ne oğlum ya? Vallahi oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? 2 dakika burada sohbet edeceğiz. Adam kurt oldu lan senin yüzünden. Kurt yaptın adamı ya. Bu herife yine bir şey demedim. Doğaçladı bir şeyler bulduk. Gözünü seveyim yapma ya. Kanka vallahi bak benim kan işim daha iyidir. Daha iyi. Daha iyiymiş lan. Bir dahakine kan iş yap kanka. Evet. Tövbe. Kardeşim sen bu telefonu niye sessize almıyor ya? Ya sessize alayım da Ceren de beni titretsin değil mi? Oğlum sen ne yapmışsın ya? Allah Allah. Bu kadar ipleri kızın eline verme ya. Oğlum. O sana hesap verecek, sen ona değil. Heh. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen peki ben bir şey soracağım sana. Kimsin ha sen? Ne? Kimsin ha sen? Bir daha sor. Anlamıyorum kanka. Adam mısın lan sen? Ha? Adam mısın sen? Ne hale gelmişsin ya? Burada iki meze görmeye geldik. Yemeğe geldik meze. Bir geceyi mahvettin ya. Sen bir biraz erkek ol. Adam ol lan biraz. Al bak. Hayda bak yine arıyor ya. Kardeş bak. Aç şu telefonu, aç şu telefonu. De ki ben bu gece arkadaşlarımlayım de, eğleniyorum de, gelmiyorum de, kapat. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ona bile gerek yok. De ki ben bu gece arkadaşlarımlayım de, kapat. Ona bile gerek yok. Ben bu gece, kapat. Sen telefonu niye hemen açmıyorsun? Her seferinde bana böyle yapıyorsun. Sen aradığında ben sana böyle mi yapıyorum? Kızlarla dışarı çıkıyorum. Olur da beni ararsan telefonum kapalı canım. Merakından çatla. Ne halim varsa gör. Sana iyi eğlenceler. Tadını çıkar. Sakın beni arama. Çok büyük olay çıkar. Bak benim amını 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 mimini mimini amını amını mimini mimini mikrofon şu an. Kardeşim Allah senin cezanı vermiş ya. Oğlum bu ne lan? Lan böyle bir şey olabilir mi? Bu ne yap? Ne lan? Bir şey soracağım. Bu ne lan? Oğlum, sana bir şey soracağım. İyi misin ha sen? Ha? Anlamadım kanka. İyi misin ha sen? Ha? Erkek misin lan sen? Bu ne oğlum? Ne hale gelmişsin kızın elinde ya? Git! Oğlum erkeksin sen, erkek. Nesin sen? Erkeğim ben. Erkeğim ben, R'ye vura vura söyle. Erkeğim lan ben. Nesin sen? Erkeğim lan. Nesin lan sen? Erkeğim ben. Arıyorum seni. Ara. Alo, Ceren bana bak kızım. Ben şimdi arkadaşlarımla oturacağım. Bana bundan sonra tatava yapmayacaksın. Aa, duydun mu beni? Ben istediğim zaman çıkarım, istediğim zaman gelirim. Seni hiç ilgilendiririm. Birinizin telefonu çalıyor. Bir baksana bunu. Aç lan şu telefonu. Aa, ben prova yapıyordum zaten. Alo, Ceren. Ben çok sertim şu anda. Bak, ben deliyim. Ne demek lan? Asıl ben ayrılıyorum sen. Vur işte bu. İstifa ediyorum ya bu ilişkiden. O kadar. Kapat. O kadar basit ya. Helal olsun be. Helal olsun sana be. Helal olsun. Arayayım mı bir daha? Hayır, bir daha ararım. Adam olana bir kere söylüyorum. Aynen öyle. Lafın tamamı zaten salağa söylenir abi. Aynen. Bravo. Bravo. Beyler size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu anlar için
Bir filozoftan okudum, inanılmaz bir laf var. Duymamışsınızdır büyük ihtimal. Çok özgün. Bak, evet. Lafa bak. Kaçan kovalanır. Helal olsun sana be kardeşim. Helal olsun be. Delikanlısın. Beyler, beyler bak. Anlamadınız galiba. Koçan kovalanır değil, kovan kaçalanır. Helal olsun. Helal olsun be. Helal olsun sana be kardeşim. Bravo ya. Neymiş ya bu, Allah Allah. Oraya git izin al, buraya git izin al. Böyle bir şey olabilir mi? İzin bizim yok oğlum. Yemek yemedik biz arkadaşlar. Her yerde kendi kafana göre gideceksin. Oyun mu oynuyoruz burada ya? Tiyatro mu bu? Allah Allah. Fatih, sabah! Bir daha. Ne lan bu? Ne oluyor lan burada? Aşkım, sen nereden biliyorsun ya bizim burada olduğumuzu? Evliya story atmış. sen hani spora geliyordun ha? Hani spora geliyordun? Hani spora geliyordun senin küçük bebek? Sus bana havlama. Ben koşarak geldim de buraya, o spor sayılıyor. Spor mu o şimdi? Tamam ya. Aşkım biz onlar gibi olmayalım. Ben sana anlatabilirim bak. Sus Elik! Git! Bayraklarda kal! Pislik! Akşam eve gelme Safa. Bir daha da gelme Safa. Ama şey var evde. Onu nasıl yapacağız? Yaşıyorum ya ben. Ya abi versenize şunların ağzının payını ya. Oo, siz ipleri iyice vermişsiniz. Siz boşuna beklemeyin. Benim kardeşlerim gelmez sizin arkanızda. Ecem! Ecem! Oğlum ben niye ayrıldım o zaman Ceren'den? Ceren! Paylaşım çok yanlış ya. Çok yanlış paylaşımlar yapılıyor. Başka bir arzunuz yoksa ben hesabı getirdim. Ben kimseye hesap vermem. Yok yani şöyle. Ha şey, hesabı bana mı kilitlediler ya? Pardon. Şöyle bırakayım o zaman ben. Yalnız vallahi arkadaşlarının şey söyleyemedim ama ben bugünden bunu anladım. Ağlamayana meze yok. Gerçekten. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Fatih ve Zil'e de yakınsınız hemen. Fatih'le Engin'i yazdı. Ya o kadar Tarık Mengüç, saç falan her şeyi yap Engin. Hakikaten biraz daha göreydik seni. Mengüç bu kadar. Zaten telifi bu kadar onun. Bu kadarını mı? Ben bu prodüksiyona bir finalde bir girme daha bekledim ya. Bu peki Fatih'le beraber yazdınız. Evet. Siz bu kısmını mı yazdınız? Özellikle Tarık Mengüç senin aklına mı geldi? Burasını hatırlamıyorum ya. Engin dedi ki benim Tarık Mengüç tiplemem var. Bunu... ne zamandır sakladım? Buna neden 89 dedim? Bölümdür sakladım. Buna niye bir skeç yapmayalım? Belki film olur. Bir deneyelim mi? Dijitalle ama falan. Ama filmde de şey olsun böyle. Girsin çıksın. Bir daha sonuna kadar görmeyelim. Bir daha yok. Sadece açılışından. Evet Oğuzhan Bey, ne demek istersin skeç? Çok güzel, çok keyifli skeç. Ben ikili ilişki skeçlerini çok seviyorum. Biz de çok yazardık zamanında. Kedi köpek kısmı çok iyi değil miydi ya? Oranın evet, çok güzeldi. Daha da fazla tadı da çıkarılabilirdi. Ya öyle çok bir çeşitli alan. Hayvanlara gidecek diye düşündüm ben. Çok daha keyifli belki olurdu ama belki de çok tadında bıraktınız. Da. Çok keyifliydi orası. Safa'da ne hayvanlar vardır ya? He? Safa'nın bir kapağını var falan. Böyle bir şey. Söylemek istemiyorum ama. Şöyle bir... Buzdan açık açık. Çok güzel. Mesela kurt falan. Kurt. Yani... Yapmak istemiyorum ama deyip yapıyoruz. Kuş. Cik cik cik. Cik cik cik. Valla Fatih Bey, sizi bugün yazarlarımızı, yani ara vermiş yazarlarımızı tekrar sahada görmekten dolayı mutluyuz. Çok gerçi geçen ederim. Hafta da şey vardı, hakem skeci vardı. Bu hafta da sahalarda yazar olarak görmek şahane. Oğuzhan Bey, görüyorsunuz. Yazarlarımız gitgide artıyor. Yazarların hastasıyız, tebrik ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor akışlarımızın. Eşli Pişli isimli bir skeç gelecek şimdi. Beste Birsel Cenan yazdı. Oh, burayı söyledim. Rahatım şimdi. Uygunsuz bir kıyafetle olmamanız gereken bir yerde oldunuz mu? Var mı böyle bir şey yapan? Aklıma çok saçma bir anım geldi. Onu söylemek istiyorum.
koca bir beyaz şov boyunca futbolcu kıyafetiyle oturmuştum. Sen de vardın programda. Aa evet. Programın başında bir skeç oynamıştık. Sonra ben güya gideceğim. Bir de ne güzel hazırlandım. Şahane kıyafetler aldım. Hayatımda ilk defa beyaz şova çıkıyorum falan. Yılmaz abi de vardı. Skeç oynadık. Arkaya gitmeye bekliyorum. Gel otur buraya dedi Yılmaz abi. Krampon, tozluk. Bütün beyaz şov böyleyim. Kırmızı bir formayla. Yani bence en alakasız oydu yani. Gerçekten öyle. Sen Gülki'yi de öyle söyledin. Evet. Futbolcu kıyafetiyle şarkı söyledim. Şarkı söyledin Gülki'yi. Gitar çalıp. Yani daha saçması yok bence. Gerçekten yok. Bir skeç gelecek. Olmaması gereken bir yerde oluyor ama uygunsuz bir kıyafetle oluyor. Böyle bir skeç izleyeceğiz şimdi. Ve bunu Beste, Cenan Birsel yazdı. İyi seyirler. Hayatım ne gerek vardı şuna? Bu çok fazla ya. Ama ceket giymedin. Bari bir papyon tak diye aşkım ya. Bir bakayım. Böyle de şeye benzedin. Ne derler şey? Şey adam var ya, Celal Şengör. Yok, Yılmaz Morgül. Ya ben bunu çıkartıyorum hayır, ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Bak, bak. Bugün şirketin 30. yıl dönümü ve terfi alacak kişi açıklanacak. Hayatımız her an değişebilir. Ya senin terfin benim papyonuma mı bağlı Zeliha? Tamam git o zaman arabadan kravat al. Her şey bir şeyler oluyor. Ah küpen. Küpen düştü. Neyse. Al hayatım. Çok teşekkür ederim hayatım. O zaman git arabadan kravat al. Ya bizim arabamız mı var? Yok işte ama eğer ben terfi alırsam bir arabamız olacak. Tamam dayanacağız anladık. Tamam. Ya ne yapsak ama böyle de... Ne? Rengi çok mu iddialı oldu? Acaba siyah mı taksaydın? Ya her şeyi sen biliyorsun Zeliha. Her şeyi en iyi sen bil. Öyle de garsonla pişti olurum ya. Allah Allah. İyi bu. İyi tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Asiktir ya. Pardon ortak, kusura bakma ya. Sen part-time misin? Yok, Fahri ben. Tamam, Doğan ben de. Bana bak, buralar sende olsun, arka tarafa ben gidiyorum. Al tepsi. Oğlum çok fazla masalar dolaşma. Hadi çalış, 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 çabuk al. Hadi. Arkadaşım, yanlış anladın sen. Garson değilim. Pardon, ben içecek bir şey alabilir miyim? Hemen geliyorum. Fahri. Bilerek mi yapıyorsun Fahri, ama ya? Sana dedim, kravat tak diye dedim. Ya ne de öyle dedim, otobüs muavinine benziyorum. Tamam, biz de şehirler arası otobüs yolculuğu yapmayacaktık Fahri. Doğru söylüyorsun, çakışmazdı aslında o durumda. Ne bileyim ya. Ah. Ah. Şeyha, merhaba, nasılsın ya? Müdür Bey, hoş geldin. Deliz Hanım. Merhaba. Erdal Bey. Ne haber? Teşekkür ederim. Merhaba. Canım, içecek bir şeyler alabilir miyim? Alabilirsiniz. Alayım. Alın. Ay, bu da tam Leyla'ymış. Fahri ben. Canım, bana içecek bir şeyler getirebilir misin? Allah Allah, müdür mü döner, içecek bir şey istiyor. Ben içecek bir şey istiyorum ya. İçecek bir şey. İçecek bir şey ya. Bu nasıl bir üslup ya? Ben size, beyefendi, ben size tabii ki getiririm nezaketen ama bu üslup, ben ona karşıyım şu an. Hay, ne var benim üslubumda ya? Şu anda garsondan içecek bir şey istiyorum. İçecek! Ha! Ya siz öyle ya, deyince çok ben... pardon, çok pardon. Arkadaş biraz yeni de. Kusura bakmayın seslerden şey yaptım. Lan oğlum. Ne bak, ne oğlum lan? Sen part-time'sin. Ben senin üstün sayılırım, şefin sayılırım. Peki, bak şefim. Hah, şöyle az iş çok, az laf çok iş. Hadi tamam, bakalım. İş yok ya. Bir dakika dur ya. Bakın, ben garson... İçki getir lan bize. Lütfen, lütfen getirir misiniz? Rica ediyoruz. Hemen geliyor efendim. Çok pardon, kusura bakmayın. Arkadaş yeni de. Kusura bakmayın. Hadi oğlum yürü çabuk, çık dışarı çabuk. Gel. Arkadaşım ben çalışmıyorum. Ben de onu diyorum. Çalışmaya başla artık. Hadi. Ulan onu mu diyorsun? Yürü abi, yürü. Zeliha, eşim beyler gelecek diyordun. Neredeler? Onun bir işi çıktı. Hayrola ya? Toplantısı varmış. Sen biraz gerik misin? Yok. Ama çok normal. Sonuçta bugün terfi alan kişi açıklanacak yani. Hay hay, sakin olun. Patron beyler gelecek ve herkesin hak ettiği ölçüde hak ettiğini verecek. Maşallah, herkes hak ettiğini düşünüyor. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Siz de uf. Biraz daha. Tamam. Estağfurullah efendim. Siz hak edeni hak ettiğini zaten vermişsinizdir. Çok sağ ol, çok sağ ol. Rahat olun. Gerçekten rahat olun. Ben şimdi gideyim diğer masalara geçeyim. Diğer departmanlara selam vermek lazım. Yalakalık olur. Yalakalıksa bize gel. Tamam. Bize gel. Ben birazdan geleyim. Ha, sen kal. Nerede ya?
Adam beni nasıl ikna ettiyse tek elle tepsi taşımayı öğrendim içeride ya. Aşkım çok müthiş. İyi. Çok iyi gidiyorsun. Ne olur birazdan patron gelecekmiş. Azıcık daha sabret. Tamam abi, sıkıntı yok. Ben alıştım zaten. Bu geceyi atlatırız sonra da. Tamam. Ben gideyim diğerleriyle konuşayım. Bir ağızlarından laf alayım. Olur mu? Öyle hemen mi oluyor? Tamam. Evet, evet. Zeliha dur, 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 dur. Masa dörtten uzak dur. Sabahtan beri içki götürüyorum heriflere. Kafaları zoom oldu. Oraya yaklaşma sen. Tamam aşkım, tamam. Sağ ol. Tamam. Hadi bakalım. Açıklayacak mısın? Sevgili olduğumuzu mu? Oha! Hep kajuları yemişler ya. Sorsam biz entelektüeliz. Hep bak önden kaju kaju. Siz devam edin, pardon. Neyi söyleyeceğim ya? Ya Sedat, terfi diyorum. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Ya sen rahat ol papatyam. Terfi senin ya. Ama şimdi çok fazla bir araya gelmeyelim. Dikkat çekeriz, anlatabiliyor muyum? Tamam canım. Hemen çıkmam lazım benim. Ne yaptın? Konuştun mu Sedat Bey'le? Konuştum aşkım. Ne oldu? Hadi kaşığı yedin. Bademe niye giriyorsun? Arkadaş bak, leblebi hep yalnız kalmış. Çorumlu musun? Yok. Dert etme o zaman. Çok pardon. Ne yaptın? Konuştun mu? Yani konuştum aşkım. Ben alacağım terfiyi. Kesin. Süper. Sen bu terfiyi alacaksın. Ben de başka iş buldum. Sen buradan, ben oradan. Oh, paraya para demeyeceğim. Sonra da evleneceğim. Aşkım benim be. Hadi şimdi uza, kimse anlamasın. Tamam. Tamam. Ne yaptın? Ne yaptın? Konuştun mu Yeliz'le? Bütün şirket bir şerefsiz lan. Bir ben mi mal gibi çalışıyorum? Ne oluyor ya? Abi beşten beri buraya diktiler. Allah belanı versin. Bir tane kaju kalmadı ya. Bir tane yok ya. Çok tamam, pardon. Beşten beri tamam ya. Başarı böyle gelir. Biz yeri geliyor 2-3 saat çalışıyoruz günde. Sizin işiniz de zor. Çok zor. Bölmeyin. Ne diyorduk? Konuştu mu Yeliz'le? Konuşmaz olur muyum? Heh, terfi kendi alacak sanıyor. Yeliz, demek terfi için benimle birlikte olursun, he? Evet, evet. Ama terfiyi ben alacağım, değil mi efendim? Tabii ki sen alacaksın. Bakın size, sizde keçi sakal, bende cücük. Birbirimizi tamamlıyoruz. Evet, evet. Sesin de oturuyor. Bir haftadır çalışıyorum. Bravo sana. Senden başka kim olacak sanki ya? Ya. Sen beni uyarmasaydın, maazallah hala karımı aldatıyor olacaktın. Ah, oh, biz karayolu zannediyoruz. Bunlar tren yapmış. Şirkete bak. Ne diyorsun sen ya? Abi Allah seni inandırsın. Bir tane badem yok. Bakar mısın? Bir tane yok bak. Bak. Yok. Badem hangisiydi ya? Boş ver. Patron geliyor. Patron geliyor. Bakın Hulusi Bey, hemen karşılamam lazım. Hemen Hulusi Bey! Aa, ben de gidiyordum. Zeliha dur, dur, dur. Zeliha, Zeliha dur, dur. Acil hemen, hemen neyin varsa buradan istifa ediyoruz, hemen gidiyoruz buradan. Ne diyorsun ya? Ya çok garip, dolaplar dönüyor diyorum. Güven bana, hadi gidiyoruz. Bak burası bir aile şirketi, saçmalama. Neresi aile ya? Hangi aile? Ekmek teknesindekiler de aile, Aşkı Memnu'dakiler de aile. Hangi aile bu? Ne demek istiyorsun ya? Ya ne demek, ne demek istiyorum? Buradakiler senin bildiğin gibi öyle Bülent'le Nihal gibi kardeş değiller. Behlül'le Bihter olmuş hepsi. Ya niye anlamıyorsun? Allah hepsini sen... gördüm. Allah! Beşir oldum lan şu anda, bak! Bak! Tamam, açayım, hemen tamam, gidelim. Anladım ben seni. Sen garson oldun diye sinirini benden çıkarıyorsun. Ama yapma lütfen. Hayır. Bak patron geldi, lütfen ya, karışma. Dur, ama ben seni böyle bir şirkette çalıştırmam. Gerekirse tek başıma çalışırım, evimi geçindiririm ben. Allah Allah. Canım, bakar mısın bana? Buyurun. Fahri! Rafet müdürüm. Ne yapıyorsun sen burada? Ben davetliyim. Sen garson musun? Yani tam olarak değil. Part time mı? Part time? Sabah bizde çalış, akşam burada çalış. Oo! Ne güzel ya. Parayı al götür. İş yerinde niye verimsiz oldun anladım şimdi. Ulan maaşıma zam istiyorum desen yapmaz mıydım? Yapar mıydınız? Yapmazdım. Şirketin hali ortada. Fakat Rafet müdürüm. Bırak şimdi. Çok ağır şartlarda çalışıyoruz. Şartları biraz düzeltelim de sen düzeltmez miydik be? Düzeltir miydiniz? Düzeltmezdik. Şirketin hali ortada. Abi biliyorum ama Rafet müdürüm. Bana Rafet müdürüm deme. Kovuldum. Ama müdürüm. Müdürüm deme bana. Kovuldum. Tamam Rafet Bey. Rafet Bey deme. Tamam Rafet. Rafet deme. Tamam göt. Kesin kovuldum. Tamam ben kovuldum. Ben istifa ediyorum hatta. Çok pardon.
Aferin lan. İşte özgüven budur. Hemen nasıl kazandım seni? Değil mi? Hemen kazandım. Oh. Bundan sonra tek bir işte çalışacaksın, tamam mı? Tamam. Kovuldum! Ama ben bu işi seçmemiştim ki. Seçtim. Ne diyordun ya? Aklım sende kaldı. Ya hayatım, az önce bizim şirket müdürü Rafet Bey'le karşılaştım. Kovuldum. Aa! He. Beni böyle görünce dedi, git dedi. Bana bak. Sen buradan çıkınca sen direkt eve git. Ben muhtemelen kapanışa kalacağım. Çaktırmadan ben burada çalışırım. Kimse anlamadı. Ama az önce de ahlaksızlık falan diyordun. Ahlaksızlık yok. Unut ahlaksız. Öyle bir şey yok. Gayet aile şirketi senin şirketin. Terfi alamasan da çok tatlı. Allah Allah ya, çıldıracağım. Oğlum sen hala kaynatıyor musun lan? Müdürüm, şefim, ustam. Ben bundan sonra burada çalışmaya yemin içtim az önce. Ben artık kapanışa da kalıyorum. Hatta bana mesai yazın. Duruyorum burada. Aferin lan. Sağ olun. Aferin. Sağ olun müdürüm. Seni çekirdekten yetiştireceğim. Sağ olun. Seni şef yapacağım. Aferin lan. Sağ olun efendim. Aslanım benim be. Koçum, bana bak, şu kadının yanında sürekli gidip durma lan. Yok zaten. Öyle niye şey gidiyorsun? Nasıl? Buna bak, bu taraf. Tamam, daha ayrı ayrı. Tamam. Ben sana dışarıda bakacağım. Buyurun. Sağ olun. Konuşmayın. Ah, bu izin. Konuşmayın, buyurun. Konuşmayın. Buyurun. Konuşmayın. Lütfen merdivenleri konuş. Konuşmayın. Tamam. Sık boğaz etmeyin adamı. Tamam, iyi misiniz? İyi, sağ olun. İyiymiş, iyiymiş. Evet, kıymetli çalışanlarım, hepiniz şirketimizin 30. yıl dönümü iş kutlamasına hoş geldiniz. Bravo! Evet, bildiğiniz üzere şimdi burada toplanmamızın başka bir sebebi daha var. Hepiniz gibi biliyorsunuz. Terfiyi birazdan açıklayacağım. Evet, açıklıyorum. Açıklayayım mı? Evet. Açıklıyorum. Evet. Ha, açıklayayım. Zeliha Höçmerimoğlu. Aa, biliyordum, 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 biliyordum. Heyecandan garsona sarıldım. Heyecan yaptım, kusura bak. Ya çok pardon ya, kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Zeliha Hanım... Ayın elemanı seçiyor. Bravo! 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 Tebrik ediyorum. Bravo! Tebrik ederim. Ya şimdi ayın eleman da kolay olunmaz, öyle değil mi? Tabii. Terfiyi alan kişi de Erdal Kömrükçüoğlu. İşte bu be! İşte bu be! Bravo! Bravo! Şunu! Pardon ya, garsona sarılmışım. Şef garsonum ben. Hah, dert etme. Bir saniye, benim itirazım var Hulusi Bey. Erdal Bey işe bile gelmiyor. Nasıl terfi aldı? Ah, sana ne be ahlaksız kadın! Aa! Ne dedi, duydunuz değil mi? Ya şimdi Zeliha Hanım, ben nereden bileyim? Ben de doğru düzgün şirkete gittiğim yok. Bana da Sedat Bey verdi terfiyi. Ha? Sedat! Beyefendiciğim, ne oluyor burada, bir açıklayacak mısınız? Sen nasıl benim kararlarımı sorgularsın ya? Seni kovuyorum! Ben haksızlık yapılan yerde bir dakika bile durmam. Ben istifa ediyorum. Helal olsun be! Helal olsun sana be! Dur bir dakika be! Sadece haksızlık da değil o. Haksızlık da değil. Aynı zamanda ahlaksızlık da var bu şirketin içinde. Ve o her yerde oluyor. Ama öyle değil. Burada bambaşka şeyler dönüyor. Evet, dur, değil. Dur. Bir dakika şefim. Yapma. Şefim bana karışma. İlk defa sana karşı geliyorum ama karışma bana. Karışmıyorum lan. Burada bu Sedat Bey'le Yeliz Hanım'ın ilişkisi varmış. Ya sadece o değil, bitti mi? Bitmedi. Yeliz Hanım'la aynı zamanda Erdal'ın da ilişkisi varmış. Ya bitti. Oh, oh, neyse ki bizi anlamadı. Çok mutluyum şu an. Ha, ups ya, şimdi anladı değil mi? Sağ ol. Helal olsun. Bravo! Yakışır, yakışır, yakışır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hulusi Bey, siz zaten evli değil miydiniz? Evet. Yakışır, yakışır. Bravo! Bravo! Tamam, olur. Bu adam da garson diye ciddiye almadınız değil mi? Evet. Ha, açık açık söylüyorsun ha? Ciddiye almadınız öyle mi? Ama bu adam benim kocamdı, kocam. Aa! Çok forsun yok herhalde şirkette. Bir de bu ciddiye aldı. Ulan! Çok yok galiba. Ulan sana güvenmiştim lan. Seni şef yapacaktım lan. Ha, çekirdekten yetiştirecektim lan seni. Ne? Bu duydukların doğru mu, bu duydukların be? Evet, biraz önce konuştuk. Ulan onu mu soruyorum? Neydi? Yeliz Hanım, doğru mu bu duydukların? Evet Hulusi Bey, doğru. Püh! Yazıklar olsun size. Siz üçünüzü kovuyorum. Yeni müdürünüz Zeliha Hanım. Biliyordum, biliyordum. Ay Allah ya. Bu... Zeliha Hanım, çok pardon ya. Siz şimdi biraz önce istifa ettiniz ya. Sizi şirkete geri alıp terfi veremiyorum ama ya. Kaç oldu ya? Ya şirkette de insan kalmadı. Kimi yapacak müdür ya? Ne olsun lan? Doğan Yılmaz.
Seni şirkete alıyorum, aynı zamanda şirketin müdürü yapıyorum. O kim ya? Oley be! Hiç beklemiyordum. Sabah geldim dükkana, çayı demledim. Sonra yanına simit koydum. Yerken ama boğazıma takıldı. Sonra dedim acaba gün kötü mü geçecek? Sonra dedim ki devam et, boş ver, takılma kafana dedim. Ondan sonra mal geldi. Mallar geldikten sonra ayağımı vurdum. Ulan dedim acaba gerçekten kötü mü geçecek gün dedim. Daha sonrasında Chelsea Manchester maçına üst oynadım. Alt geldi. Ulan dedim kötü gidiyor gün. Sonra olsa Koç dinledim. Ulan dedim iyi geçebilir belki gün dedim. Sonra her şey iyi geçti ve şu an müdürüm. Teşekkürler Oğuz abi, eyvallah. Oh, eyvallah. Oh. Ya fela mı yaptık ya bu? Garip bir çocuk ya bu. Hay Allah, kaju kalmamış ya. E hadi artık o zaman, her şey açıklandığına göre hadi yeriz gidelim. Yok ya, benim yerim çok net belli. Ben çok etkilendim. Aşkım. Aşkım mı? Hiç beklemiyordum. Sabah geldim dükkana. Ondan sonra da yaşamını aldım. Ben dedim ki, ulan kızım beni verdim. Kötüme. Tutmayın beni, öpeceğim. Öpeceğim, tutmayın beni. Hadi çıkalım dışarı. Hadi. Gerçekten. Ne yaşandı burada ya? İçecek bir şey de kaçırmadı ya. Değil mi? Hadi biz de çıkalım artık, ne yapalım? Ne koltuk sevdalısıymış ya. E madem öyle, herkese hayırlı uğurlu olsun. Ah, hayırlı. Bravo. Hayırlı. Bravo. Hayırlı. Bravo. 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 Biz de açığa çıktığımıza göre artık tatile gidelim aşkım. Hadi bakalım. Yani, ben bu müesseseye hesap ödemem. Beyefendi. Hakkın yok. Ne oldu ya? Neler yaşandı Zeliha, gördün mü? Ya. Zeliha, özür dilerim ya. Neden özür diliyorsun ki? E, işinden oldun. Olsun. Ben de garsonluk yaparım. Utanılacak ne var? Vereyim papyonu. Ver. Vereyim mi? Çok güzel hareket diyenler. Evet. Zil diyenler. Vay arkadaş. Skeci yazarlarına zili alalım. Evet, hep birlikte Cenan, Birsel. Evet ya, yani gerçekten neler oldu denecek bir skeç değil miydi Oğuzhan Bey? Skecin başını hatırlamıyorum şu an. Çok sakin başlamıştı her şey. Yani Ömer ne yapar ya? Hayatımda gördüğüm en saçma tir attı. Bu acaba şey diye düşündüm. Bu böyle hani bir yerlerde dolanan bir viral bir geyik de biliyor, biz mi acaba biliyor denk gelmediye gitti? Yok yok, doğaçlama zaten yok. Doğaçlama ve şey, daha önceki bir tip de değil. Senin yok, daha önce yaptığın şey. Falan. Senin yaşadığın şoku herkes yaşadı şu an evet, burada. Hiç beklemiyordum, o sahteliği inanılmazdı yani. Çok güzel. Hiç beklemiyordum. Çok güzeldi. Araya çok Oğuzhan güzel. Koç diledim de çaktı. Çok güzeldi, çok güzeldi. Ya şirket yöneticileri tiplemeleri de inanılmazdı. Çok iyiydi ya Oğuz ve Emre. Ve gerçekten Emre'yi. Ülkemizde böyle konuşan bir 100.000 kişi falan var. Bah. Ve sadece birbirleriyle böyle konuşabiliyorlar. Geri kalanımız onları anlamıyoruz. diye bir şey var yani. Müthişti. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Cenan'ı övmüyoruz. Yani ne zamandır Cenan'ı övmüyoruz. Hakikaten geçen gün bir yerden bir alışveriş yapıyorum. Abi Cenan'ı övmüyorsun diye ilk defa internetten hep duyuyordum. Birebir yüz yüze eğitim gibi böyle şey geldi. Abi Cenan'ı övmüyorsun. Cenan'ın fanıyız ya. Evet. Daha Cenan'ı Oğuzhan Koç'u övdürtüyorum ben. Helal olsun kardeşim. Süper. Ya Hande'nin tek replikle alkış alması yani alkış. Çok güzel. Her yerde var. Çok güzeldi valla. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde, eğlencesiyle bravo devam ediyor efendim. Merhabalar. Şimdi bir ihmal belgeseli izleyeceğiz. Var mıdır şunu ihmal etmem dediğiniz bir şey? İnşallah vardır çünkü başka bir sorum yok. O ya kadar da detay bir soruyla geldin ki ihmal ettiniz şunu bir şey. Şunu ihmal etmem. Sen ihmalkar biri misin? Yani ben evet ihmal. Şu an sahnenin düşmemeyi ihmal evet, etmem. Şu an. Yani aslında ihmal ederim. Bir tek belki arabam oldu yeni, onu ihmal etmiyorum. Yeni araba olduğu için bir heyecan dolu var. Şu an dolu yağıyormuş dışarıda. Hep
battaniyeler, kilimler. İlk araban mı? Hı hı. Biz ilk arabamızı Eser'le ortak almıştık, ortak para koyup. İki kişi bir arabayı kullanıyorduk. Gerçekten ortak aldık. Evet. Ve yine çok güzel hareketlerden kazandığımız işte parayla almıştık. Evet. Baktık ikimiz de iki dandik araba alabiliyoruz. Dedi ki bir tane güzel araba alalım. Ama o da böyle çok gösterişli olmasın, hani böyle göze batmasın, ulan hemen havaya girmişler demesinler diye. Çok kaliteli fakat iğrenç görünen bir araba almıştık. Markayı söylemeyeceğim tabii. Hiç buraya gideceğini beklemiyordum. Tam olarak öyleydi arabamız, evet. Yani benim için o araba... Yalnızca dedelerim indiği bir araba. Benim için harika gözüküyor diye ben hiç katılmıyorum. Çirkin bir araba, hala daha çirkin. Hayır, çok güzeldi. Yeni modeli bile, 2021'i bile çirkin o arabanın. Ama o kasa güzeldi. Peki, seninle tartışmayacağım şu an. Ama bizim mesela ikimiz ortak aldık. Kim böyle... ilgileniyordu abi? Evet, danaya girmiş gibi arabaya girdik çok yani. Çok saçma bir şeydi yaptığımız ama birbirimize girmedik hiç. Hiç. Ben akşam biniyordum, sen gündüz biniyordun. Var mısın, bir tane daha alayım? Ortak, ortak arabayı. Evet, sonra da şey yaptık değil mi? Arabayı değiştirecek olan üstüne parasını verdi, o araba senin oldu falan, öyle bir şey yaptık. Ben sana sattım arabayı. Mı? Evet, ve tabii. Fahiş fiyatına. Yok. Yok pahasına diyebiliriz. Yok pahasına buna. Değil de bayağı pahalıya satmıştın. Sen, ben bu arabayı çok seviyorum dedim. Ben de sen tam bir dedesin. Evet, hakkın bu araba dedim ve vazgeçtim arabadan. Arabanın bakımları vesaire böyle şeyler hep ihmal edilirden ihmale bağladın tekrar. Çok, çok güzel kötü bağladın, bağladın. Çok ya. Güzel bağlandı. Ben mesela... Bence benim daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Neyse İrmi'cim. O zaman ben skecin adını söyleyeyim. Daha fazla bu streste yaşama, tamam. Bir ihmal daha var geliyor. Murat Aksu ve Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler. Bravo. Herkese merhabalar. Bu haftaki belgesel kuşağımızda göz göre göre yapılan ihmalleri ve doğurduğu sonuçları inceleyeceğiz. İnsanoğlu başkalarının başına gelen şeyler asla kendi başına gelmeyecek gibi sanır. İnşaat halindeki bir binanın 47. katında olsa bile. Gel, 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 gel. Gel, gel oğlum, gel. Topla, 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 topla. Tamam, güzel, güzel, güzel. Kaldır, 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 kaldır. Lan oğlum, kaldırsana biraz daha, kaldır. Lan. Ya, kardeşim, kaldırsana. Şef kızıyor ya. Ben bu kadar kaldırabiliyorum kardeşim ya. Oğlum, bu kalasın dümdüz olması lazım. Niye hep ben kaldırıyorum? Biraz da o indirsin. Ortada buluşalım. Ne var bunda? Mantıklı. İndir. İndir sen. İndir biraz daha. He, çok güzel. Terazi tam böyle olacak. Sakın bunu bozma. Güzel. Hayır, ben sizin yapacağınız işi. Öyle arası şef. Evet ya. Bugün ne yiyoruz? Şefin tavsiyesi ne? Menemen. Menemen. Yine menemen şef. Oğlum, burası şantiye. Ben de şantiye şefiyim. Ne bekliyorsun? Hı? Hayır, yani en azından içine bir çedar konulabilirdi yani. Yani bir parmesan falan rendelesen, tofu mofu da olurdu yani. Arda'nın mutfağı mı lan bura? Beğenmiyorsanız yemeyin. Evet arkadaşlar, sizi iş güvenliği uzmanımız Meltem Hanım'la tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. İş güvenliği uzmanı olarak çalışanlarınızın gerekli önlemleri alıp almadığını kendi gözlerimle görmek istedim. Bunlar kendi gözlerim. Yakışmış. Güzel duruyor sizde. Teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi herkes gerekli baretli. Hadi gidelim. Yo, görmüyorum. Oğlum, nerede sizin baretiniz? Burada. Niye takmıyorsunuz? Ya, moladayız ya Yüksel Bey, o yüzden. Ya molada da olsanız takmanız lazım kardeşim. Burası inşaat alanı yani. Allah korusun, ya kafanıza demir saplansa? He, benim saplandı kafama demir. Sandığınız gibi olmuyor bir şey. Aynen. Geçti hemen haftasından merhemi sürünce kere iki. Gerek barete yok. Yüksel Bey ne diyor? Demir eksikliğinden arada bir tekliyor böyle. Allah Allah. Siz ne yapıyorsunuz iskelenin üstünde? Vallahi bir inşaat klasiği menemen. Yer misiniz? Aa, bak bizim ustanın menemeni çok güzeldi. Mutlaka denemelisiniz Meltem Hanım. Ya Yüksel Bey, Allah aşkına ne diyorsunuz? Halat malat da yok. Siz nereye bağlısınız? Taşeron firma. Ha? Taşeron'a. Yakında hepsini kadroya geçireceğiz. Merak etmeyin. Ya bir saniye. Siz sofrayı niye orada kuruyorsunuz kardeşim? Başka yer yok mu ya? Vallahi burada manzara çok güzel Meltem Hanım. Yani yılların inşaatla uğraşan işçileriyiz. Bal gibi düşecek halimiz yok ya. Öyle değil mi çocuklar? Vallahi de. Ay, gitti adam. Korkmayın, korkmayın. Baret var. Ya adam 47. kattan düştü ya Yüksel Bey. Aslında 44. İlk 3 kat kot farkından arada kaynıyor. Ya Allah aşkına ya. Ay, hala düşüyor adam. Bu yükseklikten suya düşünce beton etkisi yapıyor diyorlarmış.
E düz mantık. Betona düştüğünde de su etkisi yapacak. Bir ambulans bir şey çağıralım yüksek. Hemen oraya. Ben halledeceğim. Nasıl ya? Sen izle. Bekle beni şef, ben geliyorum. Gel buraya, gel hadi gel. Poşetle mi kurtaracağım? Burada daha önce yapmışlığımız var, lütfen. Atla. Ya. Ay! Ay bu da atladı. Lan baratı unuttum, baratı. Hemen koşalım, 20. katta yakalarız onları, koşun. Ya koşun. Bata gerek yok 20 ya. Menemen yemek ben, sen ya. Gördüğünüz gibi en riskli yerlerde bile en büyük risklere girmekten çekinmeyen yurdum insanı almadığı önlemleri büyük bedellerle ödüyor. Tıpkı trafikteki gibi. Kapat yüzünü, yüzünü kapat. Sana bir sürprizim var, kapat. Kapat, hazır mısın? Değil. Aç, aç gözünü aç. Nasıl araba ama? Baş yere pıstırılmış. Yani o kadar borç aç içindeyiz. Yani nereden çıktı bu araba sevdası? Kızım ben inanılmaz kelepir bir fiyata çözdüm bu arabayı. Bak ne boyası var ne kazası ama ağır hasarlı. Niye ağır hasarlı? Psikolojik sorunlarım var. Ekspertiz yerine psikoanaliste mi götürseydin kızım arabayı? Ekspertize götürdüm değil mi? Neye götürdüm? Doğru söyledi, ekspertize götürdüm. Ekspertize evet. Götür... Evet. Kızım bak benim gözüm o kadar iyidir ki ben buna baktığım zaman neresinde boya var yok anlarım. Geç bak, geç içine. Geç, bu 10 numara araba. Bundan 0 sıkıntı çıkar bak. İnsan kapımı açar. Kapı koysalar da açardım. Koymamışlar. Geç. Direksiyonu şunu da alayım. Yerde. Bak, kaldır bakayım. Nasıl olacak? Heh. Evet, buranın tekeri biraz daha fazla şık. Ben ağrım ya. Onu da ondan dolayı yaptım. Bak şimdi radyoyu açıyorum. Frenin önüne vereyim. Frenimi önüme ver. Tamam. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.00'ı gösteriyor ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, sırada ilginç bir haber var. Maslak'ta bir rezidans inşaatında 47. kattan düşen işçinin burnu bile kanamadı. Ardından mesai arkadaşını kurtarmak isteyen Ali Niyaz'ın ise ters rüzgara kapıldığı, en son Çatalca semalarında görüldüğü belirtildi. İlginç doğrusu. Nasıl ama ses sistemi? Bütün mahalleyi dinlettik mi, haberi dinletmedik mi? Bana bunu söyle. Ya sus Allah'ın sen. Nerede bu arabanın emniyet kemeri? Bomboş. He, emniyet kemeri. Ben de onu sordum ama ilk sahibi komple sökmüş emniyet kemerini. Nasıl olur mu öyle şey? Ben de aynen böyle dedim. Onurumla dedim öyle şey. Komple niye söküyorsun dedim yani. Sonuçta emniyet kemeri bu. Böyle ufak tokaları var. Onu takıyorum bir daha bağırmıyor yani. Zekasız yani. Biz emniyet kemerini niye takıyoruz? Ceza yememek için. Bravo. Kızım bak aynı zamanda ne biliyor musun? Adam o kadar iyi niyetliydi ki tam giderken dedi ki onun dedi hava yastıkları dedi sıkıntı dedi o arabanın dedi. Tam giderken abi dur dedi ne olur dedi. Şunları dedi al dedi. Bak bunu tut. Kaza anında kafanı çarpacağın yerle anında sokacaksın ki anladın mı bizi korusun. Bu mu koruyacak? Bu koruyacak yani, kızım tabii. Bebe yastığı. Tabii bu koruyacak. Ya vallahi çek sahibi ineceğim kızım, ya. Kızım bir saniye bir dur şimdi bak ufak ufak basacağım tamam mı? Ha. Bak 0-112 saniye arabanı. Şimdi tamam. İzle bak bak birinci vitesi alıyorum. Bak şimdi 5'e alıyorum bak 5'e alıyorum. Bravo. Bak şimdi fakir turbosu 5'ten 3'e alıyorum bak. Ha. Anladın mı bak nasıl gidiyor? Ya önemli olan 100'den 0'a nasıl indi ya? Bana anne, bak lan şey şöyle bakayım. Şurada kırmızı ışık niye yanıp sönüyor? Ya arabanın eski sahibi Ankaralı ya pavyon efekti yapıyor herhalde. Ben de anlamadım yani. Böyle saçmalık mı olur ya? Vallahi çek sahibi ineceğim sıkıldım ya. Ya sen neymişsin tamam. Lan frene lan! Kızım freni tutmuyor lan. Ne demek tutmuyor ya? Ben senin kızım, bana niye bindin kızım? Kızım freni tutmuyor diyorum. Bu ışık ya, acaba freni... Çek. Lan nasıl çekeyim kenara? Rampada yok ki. Dur yanlaya duracağım. Yan gezegen, yan geliyorum, çok yan gel. Benim, bak sola kıracağım, gel. Dikkat et. Lan. Senden alacağı... Yastığı koydun mu araya? Ya koydum yastığı. Yastığı koyduysan sıkışın. Senden alacağı arabanın tekerine tüküreyim, tamam mı? Ya çıtır hasar var ya aslında öyle çok bir şey de senin gibi. Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. O zayıf halka yüzünden bütün zincir kırılabilir. Hayat da tıpkı böyledir. Bazen almayı ihmal ettiğimiz o küçücük tedbirler büyük risklere neden olur. Aklım almıyoruz ha. Aklım almıyor. Bir televizyon şirketinin bütün televizyonları, bütün araçları, bütün parasını nasıl çalabiliriz ha? Kader olarak. Hadi madem hepsini çaldınız, fabrikayı neden ateşe veriyorsunuz? Yok. Ha, yanlışınız var. Siz önce
ateşi yakıp sonra yangından mal kaçırırcasına malları almış olabilirler yani Kadir olarak. Kadir evet. Fahit Bey. Buyurun benim. Öncelikle geçmiş olsun. Nasıl oldu? Vallahi hiç bilmiyoruz ki. Amirim nasıl olduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Kadir olarak, hep Kadir olarak. Güvenlik görevlisi nerede? Güvenlik görevlisi Ejder Bey'i ben çağırdım. Kendisi gelir zaten yakın zamanda. Ha geliyor Ejder Bey. Bu mu Ejder Bey? Evet, kendisi Faik Bey'in akraba kontenjanından girdi. Ejder abi, memur bey ifadeni alacak. İfade mi alacak? Tavla burada, gel otur. Gel kim kimin ifadesini alır, gel. Gel. Ejder Bey, kaç kişi nerede? He, şeyi soruyorum sen. Ben diyeyim 4, sen de 4. 4 de. Dört. He, 4 kişiler. Görmediniz mi yani? Ben de katarat varım. Tam seçemiyorum. Niye müdahale etmediniz? Katarak mı? Üzerine katarak devam ediyor. Hiç durmuyor. O sıkıntılı. Müdahale edemedim çünkü beni etkisiz hale getirdiler. Ha, etkili haliniz bu yani normalde. Alarm niye çalmadı peki efendim? Ben saat 8:30'a kurdum ya. Uyudunuz mu? İçim geçiyor. Güvenlik kamerası var mı? Var. Getireyim ben. Tamam. Ya güvenlik kamerası olmaz olur mu? Allah'ın seversen ya. Olmaz bu güvenlik. Memur bey, güvenlik kamerası her tarafta var ya. Abi burada da var. İki tane orada. İki tane orada var. İki tane orada var. Her güvenlik. Getir güvenlik kamerasını Ejder abi. Güvenlik kamerası bu mu? 8 milimetre. Ama poşeyi banyo ettirip geleyim istiyorsan. Net görünsün sana. Olur. Olur. Ya. Tamam da kepenkleri nasıl açtılar? Vallahi kepenklerin mekanizması bozulmuştu. Bugün yarın yaptıracaktı. Halbuki dün yaptırsa. Dün yaptırsa işte Kadir olarak. Kadir ya. Kadir olarak. Arabaları nasıl çaldılar ya? Efendim arabalar anahtarları kayboluyor diye ben hep üstünde bırakıyordum. Oradan kalmış götürmüşler. Kısmet, hep kısmet. Kasayı nasıl patlatmışlar peki? Efendim ben şifresini hep unutuyordum. O yüzden paraları masanın üstüne koymuştum, almış götürmüşler. Nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Nasip olsa? Ya. Yangın alarmı niye çalışmamış? Hangi alarm ya? Yangın alarmı yok mu? Yangın alarmı var mı? Sen yaptın abi bunu. Hangi yangın alarmı? Yangın alarmı. Tamam tamam, ben anladım sizi. Eski numara bu tabii. Tabii fabrikayı yaktınız, oradan malları aldınız, sigortadan para alacaktınız değil mi? Sigorta? Sigorta mı dedin? Sigorta ne abi? Sigorta dedi. Sigorta ne ki? Bilmiyorum ki. Sigorta dediği şey ya herhalde. Ne olabilir? Kendi savunma sistemi mi? Yok yok, ben anlamadım. Lan sigorta yaptırmadınız mı? Kardeşim niye önlem almıyorsun? Hadi önlem almadın. Şu kapıyı niye almıyorsun ya? Ana Mars olmuş abi. Allah Allah. Çoktan yendim de sen. Ya milyon dolarlık fabrika hepsi kül olmuş. Anam. Ana. Kalbim. Adam Kadir olarak gidiyor. Allah. Ejder Bey, ambulans arayın. Ejder Bey, kalk Kadir olarak, kalk hadi. Ejder Bey. Kadir olarak kalk. Dur, arıyorum, dur. Kaçtı? Ambulansın numarası kaçtı? 150 bin, kaç? 110 bin. 102 bin. 102 bin. Tamam, tamam. Kalk Kadir olarak lütfen. Hadi. Lütfen kalkar mısın? Hadi kalk. Bir dakika, bir dakika. Alo. Ambulans mı? Evet. Arkadaşımız kalp krizi geçiriyor. Ver tamam. Bana. Seni istiyorlar. Alo. Ne yaptın? Ne? Kalk doğru şey, biraz kalk. Fabrikanın orada köşeye gelsenize. Aa. Dur tamam. Tamam. Marketin oradaki köşeye or. Evet, marketin köşesine gelin tamam. Hadi. Biz zaten 3 kişi görürsünüz bizi. Arabayı... Hadi kalk diyelim hadi. Lütfen. Ben kullanırım tamam. Siz ben değilim. Lanet kesin ben. Bir insanın bütün emeklerini, bütün hayallerini bir gecede yerle bir edebiliyor ve telafisi olmayan sonuçlar doğuruyor. Siz siz olun, tedbirinizi mutlaka alın. Ya işte böyle iken böyle. Demek 47. kattan kafa üstü düştü diyorsun ha? Ya vallahi Allah'tan sigortası varmış da vallahi doktorlar dedi yani en azından bir boyun nakli yaptırabilir dedi. Boyun nakli yapılıyor mu ya? Tabii canım ya. Uygun bir boyun döneri bulunursa neden olmaz? Ya öyle saçma şey mi olur ya? Olabilir abi, olabilir yani. Siz ama yine de çok üstüne varmayın. Boynu bükük. Boynu üstüne varmayın. Dediğiniz gibi çok önemli. Hoş geldin. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Geç otur abi. Otur abi. Tamam.
Ne diyor? Şey diyor, çok üzüldük fabrika olayını duyunca diyor, bayağı üzüldük diyor, hanımla ağlaştık diyor, yeri geldi ferahlaştık. Sigortası var mı? Sigortası var mı diyor. Maalesef, maalesef. Yok. Kapı çalıyor benim kapıya bakıyor. Ne diyor, hiçbir şey anlamıyorum sabah sabah. Gel, ana. Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şöyle geçin. Faik abi geçmiş olsun abi, duyar duymaz geldik vallahi. Sağ ol, sağ ol. Sizin bu haliniz ne böyle ya? Faik abi sorma başımıza geleni. Ne oldu? Trafik kazası abi. Kaskonuz var mıydı? Yok ya, yaptırmamış ki. Ya böyle bir sorumsuzluk olabilir mi ya? Tüh. Anam sallanıyorsun lan. Ne oluyor ya? Sallanıyorsun. Doğru olabilir mi? Sallanıyorsun. Ne diyor? 3.7 diyor. Ama şu anda durdu herhalde. Şu an durdu. Durdu mu? Durdu. Ben sallamıyorum. Sakin dur. Verilmiş sadakamız varmış. Durdu. Ay, sadaka hep ondan. Allah bilir siz şimdi zorunlu deprem sigortanızı da yaptırmamışsınızdır. Yok canım, onu eve taşını taşımaz yaptırdım. Ne? Ne? Haklısın abi, öyle bir şey atlanır mı artık diyor da kötü diyor. Sen kesin bizim evin daskını yaptırmamışsın. Ya yok artık Belike ya. Tapu işlemleri sayesinde biz daha eve taşınmadan daskımızı yaptırdık yani. Ay, nasıl olacağım ya? Tebrik ederim. Herkese örnek bir davranış olmuş. Efendim siz de depreme karşı güvencesiz kalmayın. Geç kalmadan daskınızı mutlaka yaptırın. Evet. Bir sonraki belgesel kuşağımızda görüşmek dileğiyle. Bir şey diyeceğim ya, havada doğalgaz kokusu mu var? Bana mı öyle geliyor? Ne diyorsun bacım lan? Doğalgaz oksijen gibi mi? Doğal bir gaz. Evet evet, doğalgaz şey doğal. Yok yok öyle değil. Doğalgaz böyle Azeri gazı gibi böyle bakış tipi. Böyle şey bırakıyor çünkü. Lan gibi Azeri bir tat bırakıyor. Benim sizin yanında vallahi. Kaçak olabilirsin ya. Ben kaçak. Ha? Kaçak olabilir mi? Durun durun, kaçağı hemen anlarız ya. Hayır hayır, beyefendi ne yapıyorsunuz? Kaçak beni ne yapıyorsunuz ya? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Ekip olarak tabii ki her hafta seyircilerimize karşı hem eğlendirme sorumluluğumuz var hem de bilgilendirme sorumluluğumuz var. Bu skeçte hep güldürürken düşündüren, düşündürten bütün iş güvenliğiyle ilgili efendime söyleyeyim, trafik güvenliğiyle ilgili hem de finalde işte en son deprem sigortasına kadar seyircilerimizi bilgilendiren bir skeçti. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada konunun uzmanları aramızda. Bu DASK'ı hep duyarız. Yani DASK nedir tam olarak? Onu öğreneceğiz uzmanlarımızdan. Şimdi bir mikrofon alalım. Hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel hicvettiniz. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi hep böyle eve taşınırken duyarız. DASK'ını yaptırdın mı? DASK nedir tam olarak? Evet, DASK 99 depreminde acı olarak tecrübe etti ülkemizin 99 depreminden sonra 2000'de kurulmuş bir kamu tüzel kişiliği. Görevi nedir? Sigorta yapmak, asıl sigorta havuzu, bir güvence kumbarası. Konutlarımızı depreme karşı sigortalayıp depremden sonra zaten çektiğimiz bir türü başka acı varken en azından maddi olarak sıkıntı çekmeden hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemizi sağlayan bir güvence kumbarası diyebiliriz. Yaptığımızda peki ne gibi faydaları oldu? Bugüne kadar hani DASK'la ilgili ne gibi faydası oldu? Çok faydaları var. Ya işte şey sonrası hep maalesef acı tecrübeler sonrası oluyor. Çok yakında mesela Elazığ'da yaşadık bunu. İzmir'de yaşadık. Ne yaşadık? Depremden sonra DASK kurumu olarak sigortalarımıza Elazığ'da 305 milyon civarında. İzmir'deki DASK tarihinin en büyük hasarını 345 milyon civarında bir ödeme yaptık. 20'şer 30'lar bin dosyalar. Sigortalarımız orada maddi olarak hayatlarına kaldıkları yerden devam etme imkanı buldular. Bu anlamda çok önemli bir tedbir diyebiliriz. Evet. DASK'ımızı nasıl yaptırıyoruz Serpil Hanım? Evet. Eser Bey, bu arada biz gelmeden önce sizinkine baktırdık. Yaptırmışsınız. Yaptırmış mıyım? Kesinlikle. Çünkü bir tırsınız ya. Bir tırsınız değil mi? Ya bir yok, ben açık söyleyeyim. Bu DASK eve taşınırken yaptırıyorsun. Sonra o kendini yenilemiyormuş. Ya ben bunu bir şey. Acı bir tecrübeyle öğrendim ve gerçekten sonra kendim
her sene yenilemeyi öğrendim. Evet, tabii acı tecrübe daha çok depremlerde yaşanıyor. Evet, aynen tecrübesi. Öyle. O yüzden her sene yenilememiz gereken bir sigorta bu. Evet, bir yıllık bir poliçe, bir yıllık bir sigorta ve her yıl yenilenmesi gerekiyor. Ve burada aslında şöyle bir şey söyleyelim. Aslında çok kolay. Gerçekten çok kolay. Şu anda mesela Beşiktaş'tayız, Beşiktaş'ın çarşısındayız. Tüm sigorta şirketlerinden, acentelerimizden, tüm bankalardan, yani dışarıya çıkın Beşiktaş'ın merkezinde yüzün üstünde noktadan çok rahatlıkla zorunlu deprem sigortanızı yaptırabilirsiniz. Bizim çeşit çeşit ürünümüz yok. Türlü türlü ürün yok. Ürün de çok sade, tek. Yani gittiğiniz zaman konutunuzla ilgili belgeleri, bilgileri sunduğunuz zaman hangi dağıtım kanalına giderseniz gidin aslında sizden aynı ücreti alıyor. Yani biz ona prim diyoruz. Aynı prim alıyor. Ve biz burada özellikle kurum olarak halkımıza diyoruz ki lütfen bir deprem olduğunda herhangi bir mağduriyet yaşamamak için evinizi güvence altına almanız için aslında biz bu bilgilendirme hatırlatma çalışmalarını yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte burada olmamızın sebebi de bu. Çok mutlu olduk. Evet, çünkü çok sosyal bir olay. Gerçekten çok sosyal bir olay. Ve diyoruz ki lütfen geç kalmadan DASK poliçenizi yaptırın ve süresi dolan poliçenizi lütfen yenileyin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada siz bizim bu anlamda elçimiz oldunuz. Şu an bir elçi oldum. Evet, diğer arkadaşlarımız baretleri vardı. Sizin olmadığını görüyorum. Ben de size DASK olarak bir tane. Çok teşekkür ederim ya. Saktım ediyorum. İnşallah olur. şu an direkt takıp DASK'ı mahcup etmek istemiyorum. Evet. Yok, gayet güzel oldu. XX'larcı var mı bunun? Ya aynısın. Şu an ben şapkayı koruyor gibiyim yani. Şu an oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu arada son bir cümle. Bu hafta çok ilginç bir tesadüf. Sigorta haftası. Sigorta haftasını kutluyoruz. Bu anlamda da skeç çok güzel oldu. Yazanlara tekrar teşekkür. Birçok konuyu birden ele aldılar. Oynayan arkadaşlarımız da çok güzel oynadılar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sigorta haftanız kutlu olsun. Sigorta haftanız kutlu olsun. Sigortacı Metin'den geldi. Alkışlar ekibe gelsin. Evet, değerli misafirler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler bir alkışlasın. Gecenin finali için hep bir hayalim vardı. Alkışlar Oğuzhan Koç'a gelsin. Tabii ki bugünkü eşlikle sağ olun. Çok keyifliydi. Ben de böyle tatlı tatlı anılarımı yad etmiş oldum. Çok güzel oldu. Çok keyifliydi. Şahane bir seyirci var. Çok teşekkür ederim. Final için bir hayalim var. Onu yaparsak çok sevinirim eğer. Tahmin ediyorum. Biliyorsun bir şarkıyı böyle yürüyerek söylüyorsun. Küçük adımlarla sahneye doğru. BK Mutfak oyuncuları geliyor. Ve hep birlikte istediğim bir şarkıyı böyle el ele kol kola söylüyoruz. Işık. Hatırlıyorsun. Ben de böyle finalleri böyle... Sen burada oturmaya devam mı ediyorsun? Hayır, ben seni çağırıyorum şu an. Öyle mi? Sen çağıracaksın. Evet, yukarıdan çağıracağım. Hazırım. Evet. Sevgili izleyenler, alkışlarınız Oğuzhan Koç için. Şahaneydi bugün. Ama hiç şarkı söylemedi. Söyleyerek geliyorum. Evet, söyleyerek. Bugün nasıl olacak? Neden yapıyoruz bunu Eser? Hala sormadım neden diye. Ama ben hep hayallerimi... Senden başka hiç kimsenin bunu istediğini sanmıyorum. Böyle mır 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 merdivenden çıkarken. Şuradan da geri geri çıksana, geri geri. Hayallerimizi mi? Baktığında mazi yaradır geride kalana. Kaçtın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. Oğuzhan Koç! Çok teşekkür ederim. Ve BK'nın mutfak oyuncuları. Çok güzel gider burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Akşamlar. Çok güzel hareket.
düşünce beton etkisi yapıyormuş diyorlar. Düz mantık, betona düştüğü için de su etkisi yapacak. Allah aşkına.